Değerli izleyiciler, Yamoyo adlı programın yeni bir bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Bu akşam stüdyoda benimle beraber bulunan misafirlerimizle Türkiye'deki son dönemin siyasi gelişmelerini genel bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Bu arada bizim programımıza telefonla katılmak isteyen, bazı sorular sormak isteyen veya kısaca yorumlar yapmak isteyen izleyicilerimiz bizi şu numaradan arayabilirler. 0046 87 10 16 90. Böylece misafirlerimizi tanıtmak istiyorum her şeyden önce. Sağ tarafımda bize misafir olarak gelen Sayın Adnan Çalma arkadaş, Hollanda'dan geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sol yanımda da oturmakta olan, daha önceden tanınmış olan gazeteci, özgür gazeteci Dikran Ego. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konulara girmeden önce, spesifik sorularımıza girmeden önce Adnan arkadaş size şöyle bir soru sormak istiyorum. Siz aslında Facebook'ta zaten paylaşmakta olduğunuz siyasi görüşleriniz, deneyleriniz ve değişik konulara değin yorumlarınızla halkımız arasında tanınıyorsunuz. Teşekkürler. Ama yine de ben size sormak isterim. Bu son dönemlerdeki Türkiye'de meydana gelen siyasi gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ortamı nasıl görüyorsunuz? Halkın teşekkürler her şeyden önce. Buyurun. Beni programımıza davet ettiğiniz için. Şimdi Türkiye'deki gelişmeler genel bir Türkiye gelişmeleri mi? Çünkü Türkiye'deki gelişmeler bizim halkımızla ilişki ile sınırlandırabiliriz. Genel olarak ele alsak diyorum. Bir de Orta Doğu ile şey yapabiliriz. Evet. Tabii eğer... Orta Doğu ile ilgili olsun, Türkiye'nin genel siyasi gelişmeleri olsun, bizim halkımızı da yakından ilgilendiren konularda, ama biz genel bir şekilde giriş yapsak bu konulara ne dersiniz? Tabii. Yani şimdi Türkiye'nin aslında genel olarak bir iki sorunu var diyelim şey olarak. Bir, her şeyden önce Türkiye'de bir azınlık hakların sorunları var. Yani başta Kürt halkı olmak üzere, biz Süryanilerin sorunları olmak üzere. Bu bir ayrı bir paket diyelim. Buna ilişkin Türkiye bir şeyler yapmaya çalışıyor bu konuda. Onun haricinde Türkiye'nin zaten yeni hükümetin, bir ki ben onlara devamlı revanşist, İslamofaşist cephe diyorum. Bunların baş temsilcileri de Erdoğan ve Davutoğlu olmak üzere. Rovanşist derken eski Osmanlı rüyasını gerçekleştirme anlamında rovanş almak istiyorlar. Yani o anlamda şey yapıyorum. Onunla ilgili planları var. Ki tek bir kelimeyle tercüme yaparsak. Evet. Misak-ı Milli olayı var. Misak-ı Milli. Misak-ı Milli nedir? Kerkük ve Halep olayının Türkiye sınırlarına bağlanmasıdır. Yani şov olarak. Şimdi bu da ayrı bir paket. Bunu... IŞİD'le ilgili olarak, İslamcı katillerle ilgili olarak o planı gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani o zaman o şekilde ayrı bir paket. Üçüncü şey olarak, işte siz de bildiğiniz gibi, genosid dediğimiz soykırımın 100. yıl dolayısıyla özellikle başta Ermeni halkı ve biz Süryani halkı olmak için bu 100. yılla ilgili bir de sorunları var. Yani bugün onlar da, biz de, Ermeni halkı da 100. yıla büyük bir hazırlıkla, büyük bir umutla, büyük bir programla başlamak istiyoruz. Dünyaya en azından uzun yıllardır duyurulmayan bu seyf olayımızı, soykırımı kendi imkan olanaklarımızla duyurmaya çalışıyoruz. Ve Türkiye buna karşı da kendi karşı programını hayata geçirmeye çalışıyor. Yani Türkiye'deki bu gelişmeleri bence bu üç şey altında bakmamız gerekiyor bu olaya. Evet. Bu konulara belki daha yakından bakmak gereği duyulacaktır. İleride bu konulara işleyeceğiz. Birbiri ardına biraz da Dikran arkadaşa sormak istiyorum. Bir gazeteci olarak medyayı takip ediyorsunuz. Günlük medya, Türk medyası olsun, diğer dünyanın diğer dillerinde çıkan basın yayın organlarını yakından takip ediyorsunuz. Medyanın bu Türkiye'deki son dönem gelişmeler, siyasi ortam gelişmesinde demokratikleşme süreciymiş, ardı ardına açılan paketlerdi ve konuları, siz bir gazeteci olarak medyanın
algısı ne bu konuda? Şimdi gazetecilik gözüyle, bir gazeteci gözüyle baktığımız zaman o zaman hemen şu cevabı vermem lazım. Gazeteci gözüyle Türkiye'de artık basın özgürlüğü diye bir şey kalmamıştır yani. Onun yerini parti politikasını parti politikasının uzantısı olan medya kurumları, havuz medyası, havuz medyası, parti medyası, AKP yalakalık medyası ve cemaat medyası artık bölündü yani. Onun için bu artık söz konusu değil yani. Türkiye'de hiçbir, hemen hemen hiçbir basın kurumu ve çok az sayıda bir gazetecinin dışında artık Türkiye'de bir basın özgürlüğünden bahsetmemiz artık ciddi değildir yani. Çünkü en fazla yani Çin'i ve İran'ı bile geride bırakmış, hapishaneleri gazetecilerle doldurmuş bir rejimden bahsediyoruz. Bir devlet yapısından bahsediyoruz. Neden? Çünkü korku. Gerçekleri duyma ve gerçekleri halka yansıtma korkusu yüzünden bütün kendisi gibi düşünmeyen bütün eleştiri seslerini kısmaya çalışan bir oluşumdan bahsediyoruz. Onun için bir gazeteci gözüyle Türkiye'nin durumu çok vahim. En gelişmemiş ülkelerden bile daha vahim bir durumda şu anda. Peki, ben bir örnek vereyim. Buyur, tabii. Pardon, yani bu basının durumunu anlatmak için birkaç hafta önce Amsterdam'da biz Hollanda Türkiye'li İşçiler Birliği diye eskiden Türkiye Komünist Partisi'ne yakın bir birlik vardı. Ben de yıllardır oranın üyesiyim yani. Hatta 80 yılı başında başkanlık yaptım Amsterdam şubesini. Onun 40. yıl dolayısıyla bir etkinliği vardı. Amsterdam'da tesadüfen bu derneğin, Hollanda Türkiye'li İşçiler Birliği'nin şey, kurucularından biri de gazeteci Cengiz Candar. Biliyorsun Cengiz Candar. Geldi, tanıştık, süren olduğumu falan anlattım. İşte öyle sohbet ederken yazın falan televizyonda çıkmıyor. Valla dedi, çıkarmıyorlar beni. Sansür var diyor. Kimse beni cesaret edip televizyonlara çıkarmıyorlar artık diyor. Hani şeye katılmak için dikkat, yani basın, evet, hürmet. Yani onun gibi bir insan bile çağrılmıyor artık televizyonlara. Program yaptırmıyorlar bu insanlara. Peki, durum mahiyetini anlatmak için soruyorum ben. Durum yani böyleyken yani özgür bir basından yoksun olan bir ülkede siyasi demokratikleşmeden söz edilebilir mi? Zaten sorunlarımızdan biri benim şey olarak yani bir yani eleştirim o konuda. Türkiye'ye belli bir eleştirim var. Ayrıyeten Kürt Ulusal Hareketi'ne eleştirilerimden biri de bu. Yani kaynak olarak şey yapmaya çalışıyorum. İşte çözüm ve barış süreci diyoruz yani. Çözüm barış süreci nedir? İşte en azından Kürt sorunu çözülmesi barış ve demokrasi içinde. Ben de şunu diyorum yani, eğer İslamofaşist Erdoğan Davutoğlu kilit diyelim onlara ve grubu, eğer Türk halkına vermek istemediği demokrasiyi Kürtlere verecek mi sanıyorsunuz siz yani? Yani adam kendi insanlarına, kendi vatandaşlarına demokrasiyi, hür medyayı, fikir özgürlüğünü vermeyecekse, ben çözüm barış sürecinin sonunda da Kürtlere de verilmeyeceğine inanıyorum yani. O eleştirimden biri bu, bu yani onlara yani. Neye güvenerek siz Erdoğan'ın Türklere vermediği, vermek istemediği demokrasiyi Kürtlere vereceğine inanıyorsunuz yani. Evet. Benim kafam mantığı almıyor bir şey ve eleştirim bu onlara yani bu konuda. Evet. Adnan'ın söylediğine bir ekleme de ben yapayım. Şimdi ben Kürtlerden hiç bahsetmeyeceğim çünkü Erdoğan Türklere de bir şey yapmak istemiyor. Türklere de bir şey vermek istemiyor aynı aslında. Aynı şeyi söylüyor Adnan. Ben de söylüyorum işte. Evet. Yani daha çok söylemek istediğim, kastettiğim Erdoğan'ın kafasında bir insan modeli var. Yani kendisi Sünni İslam, Sünni, Hanefi ve daha da çok Erdoğancı bir yapı oluşturmak istiyor. Bir insan modeli çıkarmak istiyor ortaya. Yani bir başbakan düşünün. Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı oldu. Hakkını yemeyelim. Vapurdan inen kadınların elbiselerine karışır. Kaç tane çocuk yapmasına karışır. Netanyahu'nun Paris'e yürümesiyle karışıyor. Yani
karışmadığı bir şey yok. Ama şeyine, özüne baktığımız zaman ben dindar gençlik isterim der. Yani kafasında düzenlemek istediği bir insan yapısı var, bir insan modeli var. Bu insan modeli bütün Türkiye'ye de uymuyor. Şimdi Kürtleri tamamen şimdi sorunun dışında bırakıyorum. Erdoğancı bir generasyon, yani bir nesil yetiştirmek istiyor. Ben bu yaptırdığı saraydan, yapıldıktan sonra, açıldıktan sonra saraydan haberim oldu. Eğer bundan haberim olmuş olsaydı, bunu aslında öngörebilirdik yani. Erdoğan'ın yaptığı her şey, yani Erdoğan'dan sonra ve Erdoğan'dan önce bir Türkiye yapmak istiyor. Bir Türkiye yaratmak peki, istiyor. Peki Dikren, şöyle bir soru geliyor aklıma. Aslında konumuz Erdoğan'ı tartışmak değil ama tabii. Oraya gelmişken sormadan edemeyeceğim. Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Ondan sonra yeni başka bir başkan, Ahmet Davutoğlu ve bazı bakanlık kabinesinde bazı değişiklikler oldu. Yani Erdoğan ne olursa olsun, nereye giderse gitsin, hangi rütbeyi alırsa alsın, hangi mevkiye giderse gitsin, aynı tas, aynı hamam mı kalacak, yoksa bazı değişiklikler öngörülebilir mi? Bazı açılımlar gerçekten görebilir miyiz? Yani, ben inanmıyorum. İnanmıyorsun. Medyada yansıyan bilgilere baktığımız zaman ve pratikte ortaya çıkan şeylere baktığımız zaman, yani Erdoğan'ın devletin içindeki her kademeden haberdar olduğu ve fikir yürütüp bu konularda karar aldığı. Yani arazi satımının, kuponla arazi satımından tut, dışişleri ve bütün her şeyden haberi var. Onun için Erdoğan'dan konuşmamızın sebebi, zaten daha sonra değineceğiz yani, bize neden bu örümcek ağı gibi bir ağ ve o örümcek ağının tam ortasında her zaman ipleri çeken bir Erdoğan var yani. Onun için ona odaklanıyoruz. Yoksa Türkiye devletini yani bir devleti ortadan ya da bir devleti oluşturan üç ayrı güç faktöründen konuşmamız artık imkansız diyelim. Bir yasama, yaptırma ve kolluk kuvvetleri var. Ama Türkiye'de şimdi hepsi bunların bağlandı. Bir kişiye bağlandı yani. O zaman o bütün bir devleti devlet yapan unsurların hepsi de ortadan kalkmış oldu. Onun için Erdoğan'a odaklanıyorum yani. Ya, kısa bir eklem, bence Erdoğan'ın olayını kapatalım şey olarak. Şimdi, kısa. Şimdi Erdoğan'ın siyasi teorisi çatışma üzerine kuruldu. Yani bütün siyaseti çatışma olsun ki millet taraf tutsun. O düşünüyor şu anda Türkiye'nin işte dediği kendi lafı %99 Müslüman. Bunun da büyük bir oranı Sünni olarak görüyor. Ve bu siyaseti siyasi İslam'ın temsilcisi olarak, zaten dikkat edersen kılıçlar ona saldırında Alevi Malevi falan diye saldırıyor. Selahattin Demirtaş'ın da o zaten Zaza falan diye şey yapıyor. Hmm. Yani belli bir o Sünni liderliğini, o IŞİD kısmına da geleceğiz. O evet. Sünni liderliğine sanki İslam dünyasının, Sünni dünyasının herkesle kavgalı, çatışmalı ve insanların dini duygularını sömürerek işte çatışma olursa nihayetinde insanlar vallahi bir Sünni'ye oy verir. Bütün siyaseti bir 10 yıldır, 14 yıldır o siyaset yapıyor. Yani bilinçli yapıyor bunu. Her zaman çatışma teorisi, conflict diyor ya İngilizcesi. Yani evet, conflict. Evet, evet. Siyaseti bu yani. Conflict istiyor. Her zaman conflict yaratıyor. Her konuda conflict yaratıyor ki insanlar, yani Sünnileri mi seçeceksin, karşı tarafı mı? Hep tercih bırakmak istiyor Türkiye'li insanlara. Yani bilinçli bir tercih. Böl yani. Yönet tabii, misal. Tabii yani. Evet, evet. Seyircilerimize tekrar hatırlatmak istiyorum. Programımıza katılmak isteyen izleyicilerimiz 0046 87 10 16 90 numarasıyla bizi arayarak programımıza katılabilirler. Programımıza Türkiye'den söz ederken Türkiye'nin vermiş olduğu bazı sözlerle devam edelim diyorum. Bilindiği Kürt açılımından başlanıldı. Sonra Süryani açılımı. Alevi açılımıymış, Süryani açılımıymış. Bunlar
İsterseniz Süryani açılımından söz edelim biraz. Evet. Hükümetin medyalar, Türk medyasında çıkan haberlere göre sanki hükümet efendim düğmeye basmış bile deniliyor. Ve hatta birçok yerde şöyle yazıldı, okumak isterim. Yani yetkililerin aldığımız bilgiye göre Süryanilerle ilgili çalışmada sona gelinmiş. Geçmiş dönemde eğer yaşanmış bir mağduriyet varsa devlet bunu giderecek deniliyor. Dönmek isteyen Süryanilere toprak ve mali destek verilecek. Efendim Süryanilerin büyük çoğunluğu Mardin'de ikamet ediyor. En büyük göç de zamanında buradan verilmiş. Mardin'e dönecek Süryaniler burada yapacağı işe göre gerekli kurumlar tarafından desteklenecekmiş. Hem mali hem toprak açısından desteklenecekmiş. Bunlar ne kadar gerçekçi vaatler? Şimdi içi boş şeyler bunların. Yani bir Süryanil olarak baktığımızda bunların nesi var bunların? Bir şey de unuttum galiba. Bence orada bir de Mor Gabriel'in arazisinin geri verilmesi de var galiba. Bir yere, gazete herhalde senin okulunda biraz eksik bastılar. Hepsini okumadım. Doğrudur tabii. Yani. O kısım da var yani. Hı. Ama bunlar göz boyamalar. Aslında bunlar dediğim gibi Seyfo hazırlığının önüne engel çıkarma, yani halkımızın belli Seyfo çalışmalarını bir taraftan itibarsızlaştırma, ikincisi bölme. Yani halkımız arasında bölme yaratma. Evet. Neden bunu yapıyor? Patrik'le ilgili konusunda da şey. Yani şu anda halkımız en azından Seyfo konusunda hiçbir fikir ayrılığı yok halkımız arasında yani. Yani Aramis'inden, Asuris'inden, Keldanis'inden herkes Seyfo olduğunu kabul ediyor yani. O konuda hiçbir şeyimiz yok ve bütün biriz yani. O konuda bir ikilik yaratma, itibarsızlaştırma bir şeyi. Onun bir parçası olarak. Şimdi bizim Türkiye'yle sorunlarımız, açılma ilgisi bunların yok aslında. Sorun şu, biz Türkiye'de var mıyız, yok muyuz? Bana göre Süryaniler Türkiye'de hem varlar hem yoklar. Yani işlerine geldiği zaman varlar. İşlerine gelmediğimiz zaman yoklar. Bir şey başvuru yapıyorsun. Yok kardeşim siz eşit vatandaşsınız diyor. Buna azınlık olarak hakkınız yok buna diyor. Evet. Ondan sonra bir şey başvuru yapıyorsun. Siz eşit vatandaşsınız kardeşim siz azınlıksınız diyor. Yani Türkiye şu ana kadar yani Lozan'dan itibaren daha Süryanilerin eşit vatandaş mı azınlık mı olduğunu daha karar vermedi. Şimdi bana sorsan ben Lozan'ın maddesine göre biz azınlığız kardeşim. Gayrimüslim yazıyor orada. Biz Müslüman bir halk değiliz, Hristiyan bir halkız. Zaten kusura özür dileyerek sözünüzü kesmek istiyorum. Zaten İstanbul'da açılması istenen Süryani Okulu'nun müracaatında veya mahkemeye verdiği kararda da Lozan Antlaşması'na gönderme yapıyor. Tabii. Siz dediğiniz doğru yani aslında bir azınlık olarak bunun tartışmasını bile yapmıyoruz ama Türkiye o konuda bir kararsızlık var. İkincisi bizim Türkiye'yle aslında iki tane yani bir hukuksal konumuzun belirlenmesi sorunu var. İkincisi bizim bir Seyfo olayı var. Biz Türkiye'den Seyfo'nun kabul edilmesini ve halkımızdan resmi olarak devlet namına özür dilemesini istiyoruz. Gerisi oturup konuşulur belli şeyler yani. Bu ikincisi. Üçüncüsü olay da diğer azınlık haklarından farklı olarak bize daha farklı bir Seyfo dediğimiz soykırım daha yaptılar. O da ne? Kültürel bir soykırım uygulandı Süryani halkına. Şimdi biz diğer azınlıklara baktığımızda Ermeni, Rum, Yahudilere baktığımızda onlara karşı herhangi bir kültürel bir soykırım yapılmadı Ermenilerine Lozan'dan sonra. Yani Ermeni okulları devam etmiştir. Belli kültürel olanakları dillerini yaşatabilmişlerdi. Rumlar da aynı şekilde Rum okulları vardı. Vardır yani belli şeylerde. Yahudiler için de bu geçerli. Ama bizim açımızdan yani o fiziksel katliam ve soykırım haricinde bir de kültürel bir soykırım yapalım. Neden Türkiye bir kararsızlık içinde Süryani halkına çünkü biz olarak? Çünkü biz devletsiz bir halkız. Devleti bir halkın nihayetinde bir devlet, bir kendine bir mesken, bir yuva bulma gayesinin, hedefinin olabileceğini öyle bir korku var mı dersiniz? Var mı yok mu bence vardır. En azından Kürtler için bu çok geçerli ama bizim için de yani biz illa da devlet ama ben mesela bütün politik mücadelem halkım için bir mesken, bir otonomi olur, federasyon mu olur fark etmiyor ama bir yoksa biz halkımızı
dilimizi, kültürümüzü yaşatamayız yani. Yani onun Türkiye için, Türkiye için de bu daha rahat bir adım olmaz mıydı? Efendim, ya siz Süryani halkı, Asur halkı, siz bir azınlıksınız, sizi tanıyoruz, kabul ediyoruz. Kilisendir, dilindir, kültüründür, bunları yaşatmak istiyorsan var, yaşat, konuş, dini hizmetlerini yap. Ama başka fazlasını da isteme dese. Tamam desin. Peki ben diyorum ki o kadar insanlarımız var İstanbul'da, bilhassa başka yerde devletle ilişkileri var. İşte gitsin devletle ayarlasın. Niye ayarlamıyorlar bu işleri o zaman? Yani devlet ki onlara bir şey vermiyor ki. Yani devlet bunları kabul etmiyor. Zaten kabul etse. Yani kabul etse daha rahat olmaz tabii, mı diyorum? Ama kabul etmiyor. Niye? Çünkü niye kabul etmiyor? Belli bir korku var. Yani Türkiye'nin kuruluş şeyinde de yani felsefesinde de korku var. Çünkü inkar üzerine kuruldu. Azınlık haklarının inkarı var. Soykırımın inkarı var. Belli demokratik haklarının verilmesine ilişkin inkar var. O inkarı aşmadı. Şu anda Türkiye'nin tek istediği yani kendi açısından demokrasi ve özgürlük derken sadece Sünni İslam'ın haklarını düşünüyor yani. Başka bir şey yok. Yani o yüzden belli bir korku var onların içinde. Yani bizim Türkiye'yle şeyimiz ilişkilerimiz bu yüzden Türkiye'nin karar vermesi gerekiyor. Ben birkaç kere Türkiye'li remsi temsilcilerle de oturdum. Yani dedim siz karar verin kardeşim. Yani siz önce Süryaniler nedir bir karar verin. Azınlık mı, eşit vatandaş mı? Verin ondan sonra gelin oturup müzakere yaparız. Ne yapabiliriz? Nasıl anlaşabiliriz? Ne yapabiliriz? Karar değil ki şimdi bütün... Şimdi bakın ben size söyleyeyim yani işte... Bakayım, bak siz o şunu okuyun istersen. Size vereyim, siz okuyun. Şu bu kısmından. Bak şimdi bu. Şu başından şuraya kadar okuyun. Ondan sonra bana işte bu baş var ya, o ilk kısım, bu ikinci paragrafın şeyinden okuyun orada. Bak ne yazıyor. İsterseniz biz tekrar dönelim bu konuya. Bir telefonumuz var. Okay. İsterseniz izninizle okay. Bir telefon tamam, alalım. Tamam. Alo buyurun. Kiminle görüşüyorum? Kapandı telefon. Okuyayım. Siz okuyabilirsiniz. Buyurun. Şimdi bu en son Katolik Patrik vekiliyle ilgili bir yazıya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısı var. Onu okuyayım, ondan sonra Türkiye'nin yani ne kadar gerçekçi olduğunu bu konuda açımda birlikte karar verelim. Diyor ki genel bir hukuk kuralı olarak gerçek ya da tüzel kişinin Evet. Teslimci atayabilmesi için hukuk sisteminin kendilerine hukuken tüzel kişilik tanımış olması gerekmektedir. Şimdi ikinci kısmı çok önemli. Ülkemizde gayrimüslim cemaatler konusunda yerleşik uygulama ve mevzuat çerçevesinde gayrimüslim cemaatlere ait dini kurumların özel kişiliği bulunmadığı malumdur. Dikran'a dönmek istiyorum. Dikran, o bu Adnan arkadaşın okuduğu son alıntıdan sonra bizim konumuz Süryani açılımı ve bizim halkımıza verdiği değişik vaatler ne kadar gerçekçi, ne kadar göz boyama. Seyfo'nun 100. yılına yönelik etkinlikleri önlemek amacıyla verilen göz boyama sözleri midir? Bu konuda sizin görüşlerinizi alalım isterseniz. Bunun iki cevabı var. Bir tanesi kesinlikle Seyfo etkinliklerinin önüne geçmek ve bunları engellemek için yapılan bir aslında oyalamadan başka bir şey değil. İkincisi, Erdoğan ve Türkiye hükümeti hakikaten Süryanilerle alay ediyor yani. Aslında daha da şey yapabiliriz yani, Kürtlerle de alay ediyor. Kendisi gibi düşünmeyen bütün halklarla da alay ediyor aslında. Şimdi AKP hükümete geldiğinden beri 2002 yılından bu yana 8 defa Alevi açılımı yapıldı. Bugün Alevileri Türkiye'deki çoğunluktan ayıran nedir? Kültürel bir farklılık yok aslında. Dil olarak bir farklılık yok. Ne var? Alevilik ve Sünnilik var. Bu da özünde aslında cami ve cemevi tartışması. Nedir bu? Cem evlerinin ibadet yerleri olup olmadığının belirlenmesidir aslında. Bu bir devletin işi değildir. Bir siyasi hükümetin işi hiç değildir yani. Sen şimdi bu kadar aslında çok yakınken 8 defa Alevi açılımı yapıp 8 defa Alevileri birbirine düşüren bir hükümetten bahsediyoruz.
8 defa Alevilerle alay eden ve çok konuşup hiçbir şey yapmayan ve işi daha da karıştıran bir hükümetten bahsediyoruz. Şimdi benim yani bir insanın neye inanıp neye inanmadığına bir siyasi organ veya bir parti veya bir hükümet hükmedemez. Ben istersem, yani ben kendi özümde bütün insanlar, Türkiye'deki insanların şu hakka sahip olduğunu söylemek istiyorum. Ben istersem bu bardağı alıp bu benim Allah'ımdır deyip buna tapabilirim. Benim böyle bir özgürlüğüm var. Bir devlet veya bir hükümet veya bir parti veya bir padişah gelip sen buna niye inanıyorsun? Benim ben sana izin vermem. İllahi benim inandığım İnanç Allah'a. Özgürlüğü, inanç özgürlüğü insan haklarının parçasıdır. Yani evet. İnanç en temeli. Tabii. Yani ben belki bu bardağa ibadet etmek istiyorum. Belki güneşin verdiği, dünyaya güneşin verdiği imkanları göz önüne koyarak belki güneşe tapmak istiyorum. Belki suya, belki havaya tapmak istiyorum. Bu benimle inanmak istediğim şeyle arasındaki bir şeydir. Buna siyasi bir güç, siyasi bir kurum karar veremez. Ama ne yapılıyor? Şimdi Süryanileri, gayrimüslimleri, yani Süryani Hristiyanları bir kenara bırakalım. Kürtleri de bir kenara bırakalım. Kültürel ve dilsel olarak bir farklılık var. Ama Alevilerin çoğunluğunda, Alevilerin arasında da Kürt Aleviler var yani. Ama baktığımız zaman fazla bir fark yok. Nedir? Budur işte. Cemevi. Ve buna rağmen aslında konuşulması gerekmeyen bile bir konudur Alevi konusu Türkiye'de. 10 dakikada çözülebilir bir konudur aslında. Ama ona rağmen Erdoğan ve AKP hükümeti bu konuşmaları hep bir seçim malzemesi yapar. İki, kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi olmayan hiçbir insana nefes alma imkanı sağlamaz. Müsaadenizle telefonumuzu bir daha deneyim arkadaşlar, herhalde şimdi yeşil bağlamıştım. Düğmeye basacaksın tahmin ediyorum. Alo, buyurun, kiminle görüşüyoruz? Alo. Alo, buyurun. Yayında mıyız? Evet, yayındasınız, canlı yayındasınız. Kiminle görüşüyorum? Evet, iyi akşamlar. Ben Uşamlı'dan Erkan Metin. Erkan, İyi akşamlar Erkan Bey. Saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Buyurun. Şimdi ben ne dersem, ben dışarıdayım, izleyemedim ama kaçırılan mısranlarla ilgili bir bilgi verecektim. Evet, buyurun. Şimdi bu kaçırma olayıyla ilgili biliyorsunuz benim yaptığım araştırmada olayın faili olarak görünen Ebu Manat ile ilgili Türkiye'de yargılama devam ediyor. Ebu Manat'la ilgili duruşma 4 gün sonra İstanbul'da devam edecek, yapılacak. Evet. Dava yavaş yavaş sona doğru gidiyor. Size gönderdiğim bazı belgelerden anlaşılacağı üzere Ebu Manat ne kadar ifadesini mahkemede bir nebze değiştirmiş olsa bile son derece enteresan yeni bilgiler veriyor. Bu bilgilere baktığımızda Ebu Manat isimli şahıs Türk istihbaratından açıkça yardım ve destek aldığını vurguluyor. Yani silah aldım, yani araba aldım, para yardımı aldım diyor. Ve dolayısıyla tamamıyla Türk istihbaratıyla çalıştığını adeta itiraf ediyor. Hani bunu kendini kurtarma gayesiyle yapmıştır diye düşünsek bile daha ilk yakalandığı anda verdiği ifadesinde benzer mahiyette birkaç cümle geçiyordu. Evet. Dolayısıyla kendi içinde çelişen bir durum yok. Şimdi zaman geçtikçe gerek Batı ülkeleri son Paris katliamıyla beraber bu konuda yani Türkiye'nin IŞİD'e ve diğer cihatçı örgütlere verdiği destek ve yardımlar konusunda bilinçlenmeye başladı. Yavaş yavaş basınında bu haberler artık sıradanlaşmaya, yaygınlaşmaya başladı. Tabii bu konuda Türkiye'nin
kaçırma konusunda da rolü olduğu şüphesini artıran pek çok yeni vaka ortaya çıkmış durumda. Çünkü Türkiye sınırları sadece açmakla kalmıyor. Adeta IŞİD'le ilgili olarak ve diğer El-Nusra'yı da katıyorum buna, diğer cihatçı örgütlerle ilgili olarak adeta karar verici mahiyette arkadan arkaya bir takım mekanizmaları harekete koyuyor diye düşünüyoruz. Evet. Bu nasıl oluyor? Örneğin MİT'ten elemanlar örgütlere sığınıyor. Yahut MİT'le daha evvel çalışan ya da Türk Devleti'yle işte olan bazı cihatçılar bu örgütler içerisinde yükseliyor ve belli mevkilere yerleşiyorlar. Dolayısıyla doğrudan ve dolaylı yoldan adeta Türkiye Devleti bu süreç içerisinde Suriye Savaşı'nın başlamasından sonra adeta belirleyici bir rol üstleniyor. Maalesef kaçırma konusu Türkiye'nin belki de bu hamlelerinden birisiydi diye düşünmek gerekiyor. Şimdi bundaki düşüncemizi kanaatimizi pekiştiren bir şey de biliyorsunuz sizin televizyonunuzda da daha evvel pek çok program yaptık. Evet. Bu kaçırma olayıyla ilgili pek çok soru, yeni delil, yeni bulgu ortaya çıktı. Ve bütün oklar Türkiye hükümetini gösterirken konu basına, yabancı yerli basına çıktığı halde Türkiye hükümetinden hiçbir açıklama, resmi ya da gayri resmi yapılmadı. Aksine olayı örten, speküle eden, bir yerden sonra da sessizliğe gömen bir tavır söz konusuydu. Eğer Türk hükümetinin bu işten en azından bilgisi olmamış olsaydı, ben inanıyorum ki 50 kere bunu tekzip eden, basındaki haberleri, yeni bilgileri tekzip eden açıklamalar yaparlardı. Ancak bunu yapmadılar. Görülüyor ki tüm bunlardan olgular bütünüyle değerlendirildiğinde bu olayda maalesef Türk hükümetinin en azından minimum iyi niyetli düşünceyle bile olsa bilgisi olduğu ve metropolitlerin hakimiyeti hakkında keza bilgisi olduğu kanaatindeyim. Bu kanaat uzun süren araştırmaların, uzun geçen bir zamanın sonucunda artık kafamda tamamen oturmuş bir kanaat. Maalesef metropolitler konusunda kendi halkımızın, kendi kurumlarımızın da pasif kalıyor olması ve adeta bu olayı unutmak istercesine yapılan politikalar, yürütülen politikalarda bu konuyu tarihe gömmeye çalışan çabalar olarak görüyorum. Erkan Bey, size bu konuda bir sorum olacak. Kusura bakmayın. Yazmış olduğunuz bütün açıklamalara rağmen, paylaşmış olduğunuz bütün bilgilerinize rağmen halkımızın bu konuda yeterli derecede duyarlı olmaması hoş bir şey değil tabii. Yani Türkiye'nin bir şey yapmaması anlaşılır bir derecede. Çünkü zaten siz de dediğiniz gibi hatta Türkiye'nin parmağı var gibi var olduğuna dair işaretler de var. Ama size sormak istediğim şu. Şimdi Sayın Patriğimiz son dönemde bu konuya eğilmek üzere araştırmak için özellikle bu konu için özel bir heyet tayin etmiş oldu. Benim size sorum şu. Bu heyet sizin bilgilerinize başvurdu mu acaba? Sizinle herhangi bir ilişki kurdular mı? Çünkü Sayın Erkan Metin'in çok araştırmalar yapmış olduğu bilinen bir şey bu konuda. Yani sizin bilgilerinize hiçbir şekilde başvuruldu mu diye sormak isterdim size. Sağ olun. Şimdi üzüntüyle belirtmek isterim ki başta her ne konumdaysam aynı konumdayım. Yani ben olduğum yerde duruyorum. Ancak kiliseden Yeni Patriye de rağmen onun pek çok olumlu çabasına takdir ettiğimiz politikalarına rağmen bu konuda herhangi bir bilgime başvurulmadığını gördüm. Kurulan komisyonun da yeterli geleceği kanaatinde değilim. Çünkü bu komisyon alelade oluşturulmuş bir yönetim kurulu, bir prosedürel
komisyon gibi duruyor. Yani bunlar çok çok işte belli makamları ziyaret edip diplomatik sohbetler edip işte metropolitlerimizde işte kaçırıldı, bunlarla ilgili yardımımızı istiyoruz demenin ötesine geçebilecek yapıda bir komisyon değil. Evet. Şimdi bu, şunu kabul edelim ki her şeyden evvel işin içerisinde politik bazı faktörler olmakla birlikte kriminal bir vakadır, kriminal bir olaydır. Ve bu kriminal olayda benim aklım şunu almıyor. Ortada somut bulgular olduğu halde, somut bir fail olduğu halde, buna ilişkin belgeler olduğu halde, siz kaçırılan insanı ararken evvela kaçıran, ilk kaçıran kişinin üzerine gidersiniz değil mi doğal olarak? Tabii tabii. Önce o kapıyı çalarsınız, önce orayı araştırırsınız. Evet. Bunu yapmamış insanlar, bu konuda hiçbir adım atmamış insanların kaçırma konusunda bir noktaya varacağına inanmıyorum. Galiba bir Adnan bahsedeyim. Arkadaşım bir sorusu olacak. Buyurun. Selam Erkan, ben Adnan, merhaba. Merhabalar. Bütün söylediklerine katılıyorum. Belli arkadaşlar biliyor. Ben hatta bu konuda biraz patriğimizin bir hata yaptığını iddia eden bir yazı da yazdım. Platformda paylaşmıştım. Yani patriğimiz birçok olumlu şeyleri yapmıştır. Ama bu komisyon, metropolitlerin kaçırılmasıyla ilgili komisyonda sevgili Erkan Metin gibi değerli bir araştırmacının, bir avukatın olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu. Siz bunu eleştirdiniz. Tabii tabii, açık evet, platformda evet. Bunu yazdım ben. O konuda doğru. Bana eleştiri de geldi. Hatta bu nasıl patriye eleştirirsin falan diye. Hayır, biz doğruya doğru, yanlışsa yanlış söyleyebilmeliyiz bence birbirimize. Evet. Yani çünkü Erkan Metin bugün hem Hollanda, Almanya, İsveç, İngiltere, dünyanın birçok medyasında bu konuda yayınladığı araştırmalar çıkmış, röportajlar yapmış. Hollanda Dışişleri Komisyonu'na gelmiş, komisyonda konuşmuş. Yani o anlamda bu konuda ciddiye alınan bir kişilik. Bu kişiliğin halkımız tarafından ciddiye alınmaması, şahsen ben bir süreni olarak acı duyuyorum yani. Ve eğer Erkan Metin bugün bir süreni olmasaydı, başka bir Türk veya bir Kürt aydını olsaydı, başka bir Türk veya Kürt gazeteci olsaydı, inanıyorum bütün medyalımız, hatta kilisemiz, bütün federasyonun hepsini çağıracaklardı. Gel konferans ver, gel bize açıkla diyeceklerdi gibi geliyor bana. Ama insanlar bizim olunca maalesef biraz göz ardı ediyoruz bunları. Evet. Ve onun için ben Erkan Metin'in tekrar söylüyorum, böyle bir kusuruna yer alması gerektiğini iddia ediyorum. Hatta bir yüzden ben burada açıklayayım ben hatta evet. Onu. Erkan biliyor belki. Hollanda metropolitiyle konuştum. Hollanda'da. Böyle bir şeyin eksiklik olduğunu, patrimiz bu konuda biraz yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan da olabilir, bir hata yaptığını, bunun düzeltilmesi gerektiğini metropolitimize, bana Erkan'a söyle, yazı göndersin bu konuda, ben patriye ileteceğim dedi. Yani o konuda bir açık bir şey, bir yol var hala evet. Ama bir eksiklik, bunu eleştirmemiz gerekiyor evet. Ve Erkan'a sahip çıkmamız gerekiyor Süryani halk olarak, onu söylemek istiyorum ben. Doğru. Erkan Bey, size bir sorum olacak son olarak bu konuda, metropolitlerimizin konusunda. Şu an itibarıyla yani ne bu metropolitlerimizin sağ olarak bize dönmelerini ne kadar bekleyebiliriz? Ne kadar gerçekçi bir beklenti bu olabilir bu? Evet. Nereye kadar sürebilir bu? Şimdi bakın, bu tür hadiseler zaman içerisinde yavaş yavaş unutulur. Ben konuyu her gün takip eden bir insan olarak şunu söyleyeyim. Metropolitlerimizle ilgili olarak örneğin basında çıkan haber sayısı yaklaşık 3 aydır hemen hemen hiç yok. Eskiden bu her ay bir haber çıkardı. Bu konuyla ilgili işte olumlu ya da olumsuz bir bilgi ortaya çıkardı. Ama son 3 aydır hiçbir şey yok. Şimdi bakın, bu zaman içerisinde bir sene sonra eğer dönmezler ise, bırakılmazlar ise, bir sene sonra sıfıra dönecek. Bizim halkımız da bu meseleyi unutup gidecek. Örneğin bazı gazetelerimiz ilk sayfalarına metropolitlerin ismini koyuyordu. Çünkü sembolik anlamda konuyu takip ettiklerini göstermek istiyorlardı. Artık bu yok. Şimdi bu doğal insani bir haldir. Zaman içerisinde unutulur gider.
Ben işte şuna karşıyım. Sadece metropolit meselesi değil. Tüm meselelerimizde buna da en başta Seyfo'da dahil olmak üzere. Evet. Biz bize yapılanı unutursak, bize yapılan ile ilgili olarak mücadele vermezsek, hakkımızı aramaz isek, inanın çok net söylüyorum, her şeye müstahakız. Evet. Çünkü ya şimdi düşünün, tarihsel bir olay başımıza geliyor. Son derece önemli bir olay başımıza geliyor. Siz bunu etmiyorsunuz, zamana bırakıyorsunuz, unutup gidiyorsunuz. Hele hele demin dediğimiz gibi ortada somut bulgular olduğu halde. Ben geçen sene katıldığım bir programda şunu söyledim. Ben bir sene sonra bu programa alnıma çıkarım. Ama bugün burada konuşan bazıları bir sene sonra çıkamaz demiştim. Kastettiğim kişinin kim olduğunu anlayan anlamıştır. Anlıyoruz. Bu meseleyle ilgili olarak mücadele etmek bizim en temel hakkımızdır. Bu mesele Suriye meselesidir. Bu mesele Irak meselesidir. Bu mesele Seyfo meselesidir adeta. Bağlantıları var çok yani. Tamamen sembolik olarak her şeyi temsil eden bir meseledir. Ve ben burada bu cesareti gösteremeyen, yani basit bir hakkını arama cesaretinde dahi bulunamayanları, aklı, bilgiyi, bilimi dışlayanları, gözü hep dışarıda olanları gerçekten artık kınıyorum. Evet. Yani demin Adnan'ın dediği gibi, ya kendi insanınız bir gerçeği dile getirdiğinde yüzüne bile bakmıyorsunuz, arkasından konuşuyorsunuz. Ama bir başka, bir atıyorum, bir yabancı gazeteci bunu dile getirse ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Evet. Yani bu böyle mi olmalıdır? Bu nereye kadar böyle sürer? Dolayısıyla bakın, hala geç değil. Ben hala uyarıyorum. Komisyonda olup olmamam da mühim değil. Ya önemli olan orada gerçeğin ortaya çıkması için ben de bilgiler var. Buyurun gelin diyorum. Ama sizin buyurun, bu somut bilgilerinizden diyorum. Bu konuda adım atın. Komisyonda sizin, olmam gerçekten önemli. Sizin bu somut hiçbir bilgilerinizden faydalanılması önemli. Tabii en azından. Evet. En azından. Anlayamadım efendim. En azından dedim, sizin bu somut elde etmiş olduğunuz somut bilgilerden faydalanılması önemli. Tek somut bilgi bu. Spekülasyona meyil ediyorlar, biliyorum bizim insanımızı. Yani böyle komplo teorilerinin dışına çıkmıyorlar. Ama bakın, burada maddi bir delil var. İnsanların hayatı söz konusu. Bunlarla ilgili olarak bir şey yapılması gerekiyor ama yapılmıyor. Yani bu kadar da olamaz diye hayret içerisinde kalıyorum. Ve şunu da burada açıklamış olayım. Ben bu işe kalkışırken, bu araştırmayı yazarken düşündüm ama fazla düşünmedim. Çünkü halkımı, milletimi seviyorum ben. Oradaki metropolitlerimi seviyorum. Bana yapılmış bir şey gibi, aileme yapılmış bir şey gibi düşündüm ve hiçbir şeyi hesap etmeden, her şeyimi riske atarak bu araştırmayı yazdım. Peşinde de oldum her zaman. Bugün dahi bakın arkasında duruyorum araştırmamın. Ama bana bir şey olur ise, herhangi bir şey başıma gelir ise, ki buna dair bir takım hissiyatlarım var, herhangi bir şey başıma gelir ise, başta kendi insanların, kendi kurumlarım olmak üzere, açık söylüyorum, hepsinde sorumluluk duyacakmış. Bunu unutmasınlar. Çünkü biz bir şey yapıyorsak birileri gibi hesap ederek çıkar için yapmıyoruz. Bu halk için yapıyoruz. Bu halkımızı bu tür katkılara layık görüyoruz. Halkımızın iyiliğini istiyoruz. Komisyonlarda şurada burada hiçbir beklentimiz yok. Ama yeter ki bizim halkımızın bu anlamda ezikliği olmasın. Ezik bir halk olarak ortada kalmasın. Hakkını arayan bir halk olsun. Gücümüz az, yetersiz, nüfusumuz az ama biz hakkını arayan bir halk olmalıyız. Seyfo'da da yapmalıyız. Kaçırılan metropolitler konusunda da yapmalıyız. Bu ezikliği üstümüzden atmamız lazım. Benim mücadelem aslında budur. Bu halkı bilinçlendirmek adına yapılmış bir katkıdır. Saygılar sunuyorum. Herkes selamlar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bizimle görüşlerinizi paylaştığınız için. Ümit ederiz ben ki sağlıklı bir şekilde çalışmalarınıza devam edersiniz. Nice Metin Erkanlar olsun aramızda. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok kısa bir not düşeyim. Buyurun. Buraya. Olayın acı tarafını izah etmek için. Yani Erkan'ın haykırışını anlatabilmek için. Buyurun.
biliyorsun birkaç ay önce yeni partimiz seçildi. O seçim dönemlerinde, hatta seçim olur olmaz, bir kişi şu anda o partinin seçtiği komisyonda olan bir kişi, bekleyin bekleyin dedi, Hasso Hanna 7 dakika içinde telefon açacak, sizleri tebrik edecek dedi. Tabii palavra, yalan, desenformasyon. Ve o kişi şu anda bu komisyon içinde. Erkan Metin bu komisyonda değil. Böyle bir dağda bulup desenformasyon ve insanlar bu komisyon içinde. Bu kadar acı bizim durumumuz maalesef. Aydınlarımıza, insanlarına sahip çıkmıyoruz. Bunu başarmadığı müddetçe işimiz çok zor. Buna ben de bir ekleme yapayım. Buyurun. Yani. Şimdi bir komisyon yapıldı. Bu komisyonun... Ben eleştirdim bunu biliyorsun yani. Evet gördüm ama ne beklenir bu komisyondan ve ne yapacak bu komisyon bilmiyorum. Çünkü bu komisyonun yapacağı işi Erkan Metin zaten çoktan yaptı. Ama anlamadığım bir sebepten dolayı bu Erkan Metin'in çok değerli çalışmasının verdiği ipuçlarını bizim yetkililerimiz tutup çekeceğine görmezlikten üstünü geliyor örtmeye yani. Çalışıyor. Üstünü örtmeye de çalışıyorlar. Şimdi Erkan'ın yaptığı çalışma gerçekten araştırmacı gazeteciliğin çok çok güzel bir örneğidir. Tuhaf bir şey değil mi yani? Tuhaflığı yok. Yani kendisinin hem bir her gazeteci kendisi, kimliği olması. Her kendisinin değil. Kendisi yaptıklarını demek istemiyorum. Ha bizim vardı yetkililerimizin. Yani. Aynen öyle. Aynen yani vardığı sonuçları, vardığı elde etmiş olduğu somut bilgilerden yararlanmak istenilmemesi. Evet. Bak şimdi örnek söyleyeyim. Hollanda Dişleri Bakanlığı Komisyonu Erdem Berkan'ı çağırdı, geldi, konuşturdu, hikayesini dinledi. Hiçbir ne Süryani ne Arami ne Federasyon Enişe'de Arami insan hakları bir yaptı. Birisi çağırıp da Erkan'la bir toplantı yapmadı. İşte tuhaf demek ki ben bunu kastediyorum. Tabii katılıyorum size. Durumumuz böyle yani. Ya benim üzerinde durmak istediğim bu komisyonun ne yapacağı yani. Çünkü Erkan zaten işi yaptı. Şimdi elinizde bir sonuç var. Yani Erkan'ın yaptığı çalışmadan çıktığımız zaman çok belirli şüphelerin odaklandığı bir yer var. Yani bir parmakla bir yeri gösteriyor Erkan'ın yaptığı çalışma. Şimdi ne yapacaksınız? Eğer yapacaksanız Erkan'ın göstermiş olduğu parmağını üzerine koymuş olduğu yöne doğru bir eğilip yapılırsa o zaman diyeceğim ki bu komisyon bir iş yapacak. Ama Erkan'ın söylediklerine bir şey daha eklemek istiyorum. Bu neden Erkan gibi araştırmacı ve ciddi bir insan olmadığı bu komisyonda? Çünkü bizim halkımızda ve kurumlarımızın içinde bir şey geleneği var. Gerçekleri duymak istememe geleneği var yani. Ama bu hepimizin yararına değil mi yani? İşte gerçeklerden korkuyoruz. Metropollerin kaçırılma olayı Erkan Bey'in de değindiği gibi sadece metropoliklerle sınırlı değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Büyük bir projenin parçası. Süryani Kilisesi'ni etki altına alma, Süryani'nin iç savaşıyla ilgili, Irak'la ilgili bağlantıları olabilir, IŞİD'le ilgili bağlantıları vardır muhakkak ki. Bu Erkan arkadaş bu konuda bir sürü yazı yazdı. Yani en çok tuhafıma giden budur yani. Hepimizin yararına hangi yönüyle konuyu ele alırsak alalım. Komisyon yapıyoruz. Sadece komisyon olsun diye. Erkan Metin'in yaptığı çalışma. Ben kendisiyle bu konu üzerine iki defa program yaptım. Ve bu programlardan çıkarak yaptığı çalışmanın çok çok değerli bir çalışma olduğunu bildiğim için ben bunu harmanladıp derleyip hem İsveççe hem İngilizce çevirisini yapıp bütün dünyaya dağıttık. Ve dağıtıldıktan sonra bu çok daha geniş bir yankı uyandırdı. Şimdi tek bir kişi bu işin bütün çalışmanın, bütün emeğin sahibi Erkan Metin'dir. Kimse değildir. Tek bir kişi bu işi yapabildikten sonra artık bir komisyon yapıldı ama ne yapılacağı bilmiyorum yani. Ne yapabileceği. Buna bir nokta koyayım istersen. Tabii, yani ben üstüne kapatayım. Buyur. Ben bu komisyonun tek bir şey yapacağına inanıyorum. Yakında bu komisyon gelecek meclislere, diyecek kiliselere. Kardeşim bu komisyon bize para lazım.
belli faaliyetlerimize işte belki de para istiyorlar, desenformasyon olarak para toplamaya çalışıyor. Başka bir şey yapacağına inanmıyorum açıkçası. Şekli bir komisyon. Kesinlikle yani. Yakında bu komisyon kiliselerden para isteyecek. Başka bir şey, hatta ben istediklerine bile duydum ama yani herkes duyar. Şimdi benim duyduğum ileride hepiniz duyacaksınız. Başka bir şey yapmaz, inan bana. Bu iki mıtranın kaçırmasını suistimal eden kişiler televizyonlara çıkıp para topladılar. İşte diyorum yani. Ya zaten yani oldu bu. Yapıldı. Yani, oldu. Şimdi yapıldı komisyon, bu komisyon adıyla da bu daha da resmileşmiş olacak. Para toplanması daha resmi olur, bir şey olacak yani. Bu da işin halbuki, daha başka acıklı bir yanı. Halbuki yani. İş ortada ve bir işaret var. Bu işaret verilen yöne bir yönelin yani. Hmm. Şimdi biz bu konuya girdik. Senin bize verdiğin listede bu konu biraz daha arkada geliyordu ama Erkan çok iyi bir giriş yaptı. Bizi konuya soktu. Ona teşekkür ederiz bu hem bizimle paylaştığı bilgiler için hem de bir giriş yaptığı için. O zaman isterseniz biz Patrick'ten söz etmişken, kiliseden söz etmişken kiliseyle devam edelim programımıza. Tamam. Bildiğiniz gibi yeni Süryani Kilisesi'nin yeni patriği kadasetleri Sayın Afram Kerim yeni patriğimiz bazı adımlar attı. Alışık olmadığımız bazı adımlar attı. Kilisemiz için çok yeni bazılarımız için sürpriz olan adımlar diyorum buna. En azından benim için öyle. Örneğin daha ilk konuşmasında, resamet konuşmasında 1914-15 yılında yapılan Seyfo soykırımından söz etti. Ardından Seyfo Center tarafından kendisiyle olan ilişkilerimiz çerçevesinde Süryani Kilisesi'nin resmi olarak soykırıma bir gün ayırmaya hazır olduğu sinyallerini verdi. Bu da olumlu bir gelişme. Üçüncüsü birkaç hafta önceydi. İsviçre'de bazı halkımızın bazı örgütlerini bir diyalog kurma amacıyla aralarında halkımızın bazı örgütlerini çağırdı, bir araya getirdi kendisi de hazır olarak. Yani bütün bunları göz önüne tuttuğumuz zaman aklıma şöyle bir soru geliyor. Acaba diyorum Süryani Kilisesi yeniden bir rönesans mı yaşıyor? Yoksa bu gelişmeleri nasıl algılamalıyız? Diğer bundan önceki patriklerin davranışlarını, tutumlarını göz önünde tuttuğumuz zaman çünkü bildiğiniz gibi birçok değişik patrik hakkında, gelmiş geçmiş patrik hakkında değişik iddialar var. Bazıları Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmiş denir. Bazıları bir tane mesela bundan önceki patrik biz Arabız Süreni halkı için, Süreni halkının Arap olduğunu söyleyecek dereceye kadar gitti. Bugünkü patriğin söylediklerini, davranışlarını gözüne karşılaştırdığımız zaman acaba diyorum bir rönesans mı yaşıyoruz kilise içinde? Siz nasıl görüyorsunuz bu durumu? Şimdi doğrudur. Yani şaşkınlık ve rönesans deme şeyimizin nedeni kilisemizin maalesef son 20 yılda felç içinde olmasından kaynaklanıyor. Süryani Kilisesi bir taraftan Avrupa toplumuna entegrasyon olduğunu ben savunuyorum. Oldu ama kendi halk içinde kilisenin geleceği açısından, halkımızın ulusal ve soykırım korucu mücadele açısından bir fel içindeydi yani. Bir nevi ayrı dünyada yaşıyordu, halk başka bir dünyada. O açıdan baktığımızda biraz şaşırmamız, Rönesans dediğimiz ki ben Rönesans için biraz çok erken buluyorum. Yani şu anda çok erken bence. Fakat olumlu yani alıştığımızın dışında bir yani bunu biraz da umut ederek söylüyorum. Acaba diyorum oraya mı gidiyoruz? Evet doğru da inşallah yani ben size katılıyorum ama evet. Erken diyorum ama katılıyorum. Tabii, yani, tabii haklısınız. Patriğimiz evet yani Avrupa'da Amerika'da lisan açısından iyi eğitim görmüştür. Lisanı biliyor, Avrupa'yı biliyor, dünyayı biliyor, medyayı biliyor. O yüzden olumlu yani ve yaptığı hem diğer Hristiyan patriklerle bir araya gelmesi, Obama ile buluşması, bir araya gelemeyecek dediğimiz eğer bilhassa Turabdin kökenli diyelim yahut da Suriye Turabdin kökenli üç siyasi ekol diye şey yaparsak işte ADO, Takasto, Davronoye, Arami hareketini bir araya getirip toplanması en azından bir masaya oturması bile bizim için büyük bir olay yani. Tabii. O iş olarak baktığımızda
Seyfo'ya sahip çıkması, Ermenistan bu konuda konuşması, Ermenistan'ı ziyaret etmesi, cesurca Irak'taki kaçan insanlarımızı ziyaret etmesi. Tabii. Yani o yüzden alışkın olduğumuz bir Patrick portresinin dışında bir portre ortaya çıkıyor. Öyle. O yüzden olumlu ve biz de buna destek vermemiz gerekiyor. Şimdi kilisemiz aslında baktığımızda iki tane güç var kilisede. Bir Patrick var, bir de halk var. Bence papaz ve hatta metropollerimiz o kadar güçlü değiller. Yani biz patriğimizin bu Rönesans olmasını beklediğimiz, umut ettiğimiz harekete biz halk olarak da destek vermemiz gerekiyor. Yani biz patriğimizi sadece metropolitler baş başa bırakırsak, sadece papazlarımızla baş başa bırakırsak bu işleri zor götüreceğine inanıyorum. Yani biz halk olarak önce meclislerimize sahip çıkalım, kiliselerimizi demokratleştirelim, meclislerimizi demek istiyorum. Yani demokratik bir işleyiş getirelim ve biz de alttan bu Rönesans dediğimiz hareketimize destek verirsek bence patriğimizle birlikte çok iyi iş yaparız. Ama biz yok işte meclise bırakırsak sadece veya papazlara bırakırsak bu iş zor. Ben şu anda patriğin ilk aşaması olarak işte dediğim gibi politik partilerle şu anda ziyaretler yapıyor birçok ülkelere. Şubat ayında Hollanda'ya gelecek. Mayıs ayında İsveç'e gelecek. Pardon ya İsveç'teydi. Ben şu anda programlarla meşguller. Yani meclislerin iki metropolitin İsveç'te haberleri var. Olumlu yani çok olumlu gelişmeler var şu anda. Birçok ayrılık, kırgınlığın bırakıp patriğimize sahip çıkma, destek verme şeyine inanıyorum yani. Evet. Patriğimiz şu anda ama diğer tarafı ben o metropolitin kaçırma olsun diye patriği eleştirdim. Ne kadar sahip çıkıyorsam, iyi diyorsam yani hata yaptıysa söyleyebilmeliyiz yani biz yani şu olarak. Doğal olarak tabii. Ama diyorum patriğimiz alışılmışın dışında güzel şeylerle en azından niyet olarak çok iyi ve biz seyirci olmayalım diyorum. Biz halk olarak buna sahip çıkalım, destek çıkalım. Patriğimize desteğimizi sunalım. Yani onu sadece kilisenin kadrosuyla baş başa bırakmayalım. Çünkü bir taraftan ben her zaman söylemiştim her metropolit bir kraldır yani o anlamda. Biraz herkes kendi ülkenin yani şeyine bağlıdır. Belki rahat konuşamıyor. Diyelim ben ne bileyim gerçi bir Avrupa'da biraz daha farklı ama Suriye'deki, Lübnan'daki, Irak'taki, Türkiye'deki belli bir patrik şey metropoliten çok fazla bir şey konuşmasını beklemiyorum. Belli şeyleri anlayışla karşılayabiliyorum. Evet. Ama patrik daha özgürdür. Daha üstte. Evet. Biz de daha özgürüz. Yani patriğin kişisel o özgürlüğüyle bizim özgürlüğü bütünleştirirsek bence bir o sinerjiyle çok iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum yani. Onu yalnız bırakmayalım demek istiyorum. Konumuza yani. Devam edeceğiz. Tabii. Müsaadenizle bir telefonumuz var. Onu alayım. Alo. Yok bağlantı olmadı galiba. Arkadaşlar. O zaman biz devam edelim. Bir arkadaşların yeniden telefon etmelerini istiyoruz onlardan. Biraz dikine arkadaşa dönmek istiyorum. Patriğimizi yalnız bırakmayalım veya matranlar, metropolitlerle baş başa bırakmayalım. Ona destek verelim diyor anlayan arkadaş. Şimdi bu derece bizim için yeni olan bir halksever, bir izlenim veren bir patriğe nasıl yardımcı olabiliriz? Bir halk olarak ne yapmamız gerekiyor sizce Dikran? Bence halk olarak kilise ve patrik ve mıtranlara zaten gereken önemi ve değeri veren bir halk kitlemiz var yani. Aslında problem kilise yetkilileri patrik olsun, mıtranlar olsun. Şimdiki patriği dışarıda bırakıyorum yani daha yani genelde şimdiye kadar kilise yetkililerin halka yaklaşımı biraz şeydi yani işte biz piramidin en tepesinde olan tabakayız. Dokunulmazlık. Evet sizler de en altta olan tabakasınız. Böyle bir yaklaşımı vardı yani. Ama şimdiki patriğin çok halk tabakasından gelen bir patrik olmasından dolayı ve ilk defa benim en azından yaşadığım boyunca yaşamım sürecinde ilk defa bir Süryanice konuşabilen bir patrikle yani 300 yıldır ilk defa herhalde. 300 yıl oldu yani. Çok ilginç yani, aslında. Aslında halkından kopuk bir patrikle Süryani. Evet. Şimdi ilk defa halktan gelen bir patrik
Yani ben onunla konuştuğum zaman beni anlayacak ve ben o konuştuğu zaman ben onu anlayacağım yani. Artık iletişim kurma imkanımız oldu. Çünkü daha öncesi yoktu. Tercüman yani. Lazımdı. Evet, yoktu. O yüzden çok olumlu yani yeni Seyyidina Patrik'in seçimi. Ama şimdi onun attığı adımlar çok olumlu. Diyelim Irak'a 4-5 defadır gidiyor. Göçmenlere gereken ilgiyi gösteriyor. Hiçbir bir araya oturmaktan telefon geldiyse almıyor. Evet, evet. Lafınızı kesmek istemezdim ama müsaadenizle telefonumuzu alalım. Alo. Alo, buyurun. Kiminle görüşüyorum? Ben Şaba Boyacı. Merhaba Şaba Bey. Programımıza hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz? Ben İstanbul'dan arıyorum. İstanbul'dan. Buyurun. Evet. Programa katılacaktım bu kiliseyle ilgili. Evet, buyurun. Şu anda canlı yayındayız değil mi? Evet, canlı yayındayız. Program doğru. Katılımcılarına selamlarımı yolluyorum buradan. Biz de selamlar Şaba. İstanbul'dan. Selamlar. Kilise konusunda birkaç görüşlerim var, onları ifade etmek istiyorum. İlgilendim bu konuyla çok yakından. Evet, buyurun. Şimdi 2013'te böyle bir gelişme olmuştu. Basına yansımıştı işte Süryanilere Yeşilköy'de Latin Katolik mezarlığı tahsis edilecek diye. Ondan sonra bir proje hazırlanıp Anıtlar Kurulu'na verilmişti. Fakat Anıtlar Kurulu fazla ağaç kesim yapılıyor diye proje onay vermemişti ve kilise öyle kalmıştı. Evet. Yani herhangi bir gelişme olmamıştı. Sonra 2015 senesine girdiğimiz zaman 7 yılda bu konu yeniden alevlendirildi ve Süryanilere kilise tahsis edilecek başlığıyla basın yayın organlarında Davutoğlu'nun azınlık temsilcilerine verdiği yemekte bu konu tekrar gündeme geldi ve konuşulup yazmaya, tartışmaya başlandı. Bence bu yine bir Süryanilerin 100. yılında, Seyfo 100. yılında ki atılımlarını kesmek için tekrar gündeme getirilen bir konu. Tekrar yine bir sonuç çıkmayacak. Süryanileri bu kilise konusunda oyalayarak 100. yılda belki Süryanilerin Seyfo konusunda dünyaya vermek istediği mesajları engellemek istiyor olabilirler. Böyle bir sezinledim, böyle algıladım. Ve bu kilise konusunda Süryanileri ellerinden geldiğince oyalamaya çalışacaklar. İşte şu anda da haberler çıkmaya başladı zaten. Bürokratik engellere takılıyor. İşte CHP milletvekili geçtiğimiz günlerde yine mecliste bir soru önergesi sundu. İşte neden bu bürokratik engellere takılıyor Süryani kilisesi diye. Tekrar bu konuda engellemelerin başladığını görüyoruz. Maalesef Süryaniler bu konuyla oylandırılacaklar ve hiçbir gelişim olmayacak. Olan Süryanilerin boşa beklentileri olmuş olacak. Evet. Sayın Şabo, şimdi bu konuda bu konunun değişik boyutları var. Yeşilköy'de inşaat edilmek istenen Süryani Kilisesi konusunun değişik boyutları var. Bir, devletin oyalama politikasından söz ediyoruz. Boş sözlerden söz ediyoruz. Vaatlerden söz ediliyor. Evet. İkincisi, Latin Katolik cemaatimize ait olan bir arazi meselesi var ortada. Evet. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Şimdi ortada dediğiniz gibi sorunlu bir arazi var. Hatta 1900'lü yıllardan başlayarak günümüze kadar gelmiş bir arsa sorunu bu. Sadece Latin Katolikleri ilgilendiren bir ayağı da yok. Normalde o çok büyük bir arsa ve o arsanın üzerinde bildiğim kadarıyla Ermeni ve Rumların da payları var. Fakat daha sonra bu arsa kamulaştırılıyor devlet tarafından. Evet. Kamulaştırıldıktan sonra şu anda bir kısmı oranın halk pazarı olarak kullanılıyor. Bir kısmı oyun parkı olarak kullanılıyor. Bir de Latin Katoliklere ait bir mezarlık var. Yani neden yani? Yani devlet Süryani cemaatine bir kilise arazisi tahsis etmek isteseydi... Toprak mı yoktu yani? Onu diyecektim. Sağ olun. Yani bir sürü arazi vardı. İstanbul'un her tarafında arazi bulunabilirdi. Neden ille de
başka bir mezarlık. Bir mezarlık, başka bir cemaate ait bir arazi veriliyor bizim halka. Bunun i̇şte, bence böyle sorunlu bir araziyi Süryanilere tahsis ederek toplumlar arasında tartışmalar başlatmak istiyor. Zaten Latin Katolik toplumunun pek fazla bir nüfusu yok. Hani bu iki cemaati birbirine nasıl düşürebilirim kaygısında devlet büyük bir ihtimalle. Çünkü biz daha önce Latin Katolikler'e ait birçok kiliseyi kullandık. Onların izinleri, talepleri doğrusunda hiç böyle bir sorun çıkmamıştı onlarla aramızda. Bu manevra hem Süryanileri Latin Katolikler'in nezdine küçük düşürecek hem de sorunların çıkmasına neden olacak. Neden iki sene sonra tekrar bu konu gündeme tekrar geldi bilmiyorum. Ya Papa'nın Türkiye'ye gelişi konusunda bu konu gündeme getirildi, konuşuldu. Belki orada bir anlaşmaya gidildi. Öyle düşünüyorum. Ondan sonra zaten Papa Türkiye'den ayrıldıktan sonra Davutoğlu'nun Yemen'de bu konu tekrar gündeme geldi. Orada masa başında Süryanilere vermiş sözler olabilir. Ama ben yine de böyle bir sorunlu arazi üzerine Süryanilerin kilise kurmasını tasvip etmiyorum, onaylamıyorum. Ve hatta bu konuda da daha önce bir yazı yazmıştım ve imza toplamıştım bu bildiri ve yazıyı. Basın yayın kuruluşlarına göndermiştim. Bir kamuoyu yaratmıştım. O zamanlar bu yazı bayağı bir etkili olmuştu. Ve hatta şöyle bir şey duydum geçen günlerde. Bu yazının yazılmasından sonra bürokratlar, Ankara'daki bürokratlar, bakın işte sizin toplumunuzdaki insanlar da buraya kilise kurmanızı istemiyor diye göstermişler yazımı Süryani kadim cemaati vakfı yöneticilerine. Öyle bir konuşma da geçmiş aralarında. Yani biz doğru olanı savunuyoruz. Biz bir engelleme yapmaya çalışmıyoruz. Doğru neyse onu dile getirmeye çalışıyoruz ve öyle sorunlu bir arazi üzerinde bir kilise kurulmasına karşıyız. Tabii ki dediğiniz gibi birçok arsa var. Neden orada kurulmuyor? Onu da Süryani Kadim Vakfı yöneticilerine sormak lazım. Tutturdular ille de Yeşilköy, Yeşilköy. Bir de Yeşilköy'de en böyle gözde bir yerde Latin Katoliklere ait bir mezarlığın üzerinde bir arsayı gözlerine kesirler. Bu da etik bir davranış değil. Yani başka yerlerde de arsa vardı dediğiniz gibi. Neden ille bu arsa? Bu soruları onlara sorduk ama maalesef yanıt alamadık. Yanıt vermek istemiyorlar. Hep kapalı kapılar ardında bu işleri çözmeye, halletmeye çalışıyorlar. Biz internet sitemizde onlara dedik ki buyurun gelin size bir cevap hakkı veriyoruz. Yani madem bizim bu kilise yapımını engellediğimizi düşünüyorsanız buyurun size bir sorular. Size sitenin sayfalarını açıyoruz. Yanıtlarınızı yayınlayacağız. Gönderdiğimiz sorulara işte bunlar çok zor sorular. Bunları cevaplayamayız diye yemediler. Aslında, yani hep kaçak görüşüyorlar. Hep sorunları halının altına süpürüyorlar. Öyle diyeyim. Buyurun Adnan arkadaş bu konuya katılmak istiyor. Buyurun. Selam Şabo. Ben Adnan. Merhaba. Şilomo. Şabo, ilginç bir şey var. Yani şimdi Vatan Gazetesi'ne baktığımda Vatan Gazetesi biliyorsun bir nevi havuz medyası dediğimiz iktidarın veya Erdoğan'ın medyası diyebileceğimiz gazetelerden biri. Sen de biliyorsun bunu. Evet. Şimdi yazıya baktığımda ilginç bir şey var. Diyor ki proje 1,5 milyon dolara mal olacak ve projenin finansmanı Mardinliler Eğitim ve Danışma Vakfı tarafından üstlenecek. Şimdi Mardin Eğitim ve Danışma Vakfı aslında MAREV diye bilinen bir vakıf. Evet. Onun içinde Süryani insanlarımız da var. Çok da emekli askerler de var içinde. Yani evet. Süryani ile halkımızla ilgisi olmayan şey. Şimdi MAREV Vakfı'nın hedeflerine baktığımızda da yani şey olarak ben aktım, internette baktım. İlginç bir şey var. Yani şeylerden biri diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak ve millet bütünlüğünü savunur yani amaçlı bir vakıf. Şimdi öyle bir vakıf yani Türkiye'nin toprak ve millet bütünlüğü. Millet bütünlüğü nedir? Herkes Türktür yani. Onu iddia eden bir vakfın bu işin öncelik yapması, finanse etmesi çok apayrı bana yani yüzlerce sorum ortaya çıkıyor. Çok ilginç yani. Ben şahsen şaşırdım yani. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani böyle bir vakıf yani Türkiye'nin toprak ve millet bütünlüğü savunan bir vakıf.
Neden bir kiliseyi, gerçi kilise o kadar şey değil yani, kimse kilise inşa edilmesine karşı değil. Neden bunu yapsın? Yani ben, neden ille de orada yani? Ya, başkasını... O konuda yani ben, benim için ilginç bir bilgi bu yani. Şaşırdım açıkçası yani. Evet, şimdi Adnan kardeş, bu güzel bir soru bence. Devlet, Türkiye'de devlet her zaman haksızlığa uğrayan halklara karşı, azınlıklara karşı, özellikle Süryanileri bir SİBOP olarak kullanıyor. Ve bunu da çeşitli dernekler aracıyla yapıyor. İşte bunlardan bir tanesi de bu MAREV dediğimiz dernek. Vakıf. Her zaman dediğim gibi içinde bir sürü askeri kökenli insanın bulunduğu, karanlık tiplerin bulunduğu, böyle ajanların içinde cirit attığı bir örgüt. Ve bu örgütün de bu kiliseyi finanse edecek olması ayrıca... Başka bir içler acını söylediğim bir yer için. Evet. Yani koskoca mantısı yani toplumu acaba bir kilise yapabilecek güce mi sahip değil? Neden MAREV bu konuda destek veriyor? Tabii ki bu haberin de doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Tahsilde var. Çünkü bu konuyu sorduğumuzda böyle bir haberin gerçek olmadığını söylediler. Umarım ki gerçek değildir. Ama devlet bu tür yayınlarla Süryanileri manipüle etmeye çalışıyor. İşte Süryanileri diğer azınlık gruplarına karşı cici çocuk olarak göstermeye çalışıyor. Bunu zaten yıllardır görüyoruz. Neden Süryanilere bir kilise izni veriliyor da atıyorum mesela bir Ermeniler için bu gündeme gelmez? Yani neden Rumlar için böyle bir konu gündeme gelmez, varsa yoksa Süryaniler? Ama baktığınız zaman Süryaniler bu kadar iyi çocuk rolünü oynamaya çalışırken bile Süryanilerin hakları ellerinden alınıyor. Mor Gabriel de arazi vakıf sorununa bakalım mesela. 2008 yılında yine bu devlet, bu hükümet iktidardayken ortaya çıkmış bir sorundu biliyorsunuz. Evet. Ve şu ana kadar arazilerin büyük kısmı hala iade edilmedi. Fakat yine demokratikleşme paketi altında işte Mor Gabriel arazisinin toprakları iade edildi diye lanse edildi. Fakat şimdi aslına baktığımız zaman öyle değil. Yani bu kadar sıkıntı yaşamamıza rağmen, bu kadar sorunlarımız olmasına rağmen hala bizim... yöneticilerimizin siyasi iktidarın eteklerinden ayrılmaması, onların her isteğine evet demesi ne yazık ki bizim işler acısı durumumuzu gösteriyor. Avru Adnan. Teşekkürler. Evet. Sayın Şahbap, programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Her soru varsa herhangi bir soru alırım, yoksa ben düşüncelerimi açıkladım. Umarım bu kilise böyle sorunlu bir arazi üzerinde İnşa edilmez ve dilerim bu kilise konusu bahane edilerek bizim SEFO konusu gündemden düşürülmez. Çünkü SEFO'nun 100. yıl dönümü biliyorsunuz, çok önemli bizler için. Bu konunun canlı ve gündemde tutulması lazım. Kilise tartışmalarıyla SEFO'nun gündemden düşürülmesini ben pek uygun görmüyorum ve toplumumuza da bir ihanet olarak görüyorum. Katılımcı bütün arkadaşlara sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. İyi programlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bu konuda İstanbul Süryani Kilisesi Yönetim Kurulu'nun başkanıyla ilişkiye geçtik. Bu programımıza katılmaları için davet ettik onları ve bize şöyle bir yanıt geldi. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Ancak Yeşilköy'deki kilise ile ilgili konu henüz sonuçlanmadığı ve netlik kazanmadığı için konuşmama yönündeki hassasiyetimizi anlayışla karşılayacağınızı umar, saygılar sunarım, diyor Kenan Gürdal arkadaş. Bizim de Sayın Kenan Gürdal'a yanıtımız şöyle. Tabii ki hassasiyetinizi anlıyoruz ve saygı duyuyoruz. Konu hakkında bir sonuca varıldığında bilginize başvurmak ve sizi konu hakkında bir programa ağırlamak isteriz. Başarılar dileriz, saygılarımızla. Şabon'un yaptığı bilgilendirmeden ben bir şey çıkarıyorum. Kendisi de söyledi gerçi onu, ama buna dikkat etmemiz lazım. Bir elle verdiklerinde o bir elle böyle engelledikleri, hani bu yetkililer, Türk devlet yetkilileriyle konuşmaya gittikleri zaman onların önüne bu yazı çıktı işte. Bir sizin Süryaniler istemiyor kardeşim kilise yapmanızı yani. Yani devlet
ve yetkililer aslında yapmak istediklerini yaptılar. Yani bizi kendi elimizle birbirimize düşürtme istekleri yerine yani, gelmiş oldu yani. Aslında Dikran, işte siz demiyorsunuz kardeşim. Bu mesele yani. Bir başkasının ceketini başkasına giydirmek aynı zamanda engel olmak gibi bir şey yani. Kimin ceketini şimdi, kime giydiriyorsunuz? Şimdi her şeyden önce bu olayı biz başlatmadık. Yani hatta basına da biz başlatmadık. Eğer siz Asriyet Efe olarak bu konuyu görüşüyorsanız basına yansıdı ondan yani. Demek ki yani basına şu anda konuşmama hani diyor ya İstanbul'dan gelen cevap konuşmuyor evet. Falan. Yani bizimle ilgisi yok. Yani birisi işte Davutoğlu başladı. Davutoğlu başlattı. Basına verdi. Basına çıktı bu olay. Yani demek istediğim olayın dışarıya yansımasını başlatan ne siz ne biz bir başka bir gruptur. Şimdi aslında yani bir de olayı bence bir kişi söyleyeyim. Hiç kimse, hiçbir Süryani, hiçbir Hristiyan bir kilisenin yapılmasına karşı değil. Ve sevinir. Yani niye keşke 100 tane olsun. Ama diğer taraftan da olayı büyütmemek gerekiyor. Yani bugün 1900, şimdi siz İsveç'tesiniz. Diyelim son 40 yılda kaç tane cami var oldu İsveç'te? 50, 60, 100 neyse yani. Bilmiyorum. Amsterdam 150 tane cami var diyelim yani. Çok cami çok. Yani sanki çok büyük bir şeymiş gibi. 100 yıldır biz bu halka kilise izni inşa ediyoruz. Ne ya o kadar önemli mi yani? Ha bir de ilk defa yani diyorlar. Sen, o da bilmem doğru, ne kadar doğru yani. İlk defa diyorlar. Yani doğru bile olsa diyor. Utanılacak bir olay. Ha. Keşke doğru olsa. Yani utanmaları gerekir. 100 yıldır bu halk, 6000 yıldır bu halk orada yaşıyor yani. Süryani halk olarak işte Arami, Asuri bilmem ne gelerek yani. Hani bir kilise inşa yani, etmiş de ne olmuş? Olmuş yani. Yani yüzlerce kilisemiz var. Yani Amsterdam'da o kadar cami var, Stockholm'da o kadar cami var. Yani bu kadar büyük bir olay mı ki sanki lütuf olarak, bize lütuf olarak. Demek ki olay o değil yani. Olay bence iki önemli şey var. Bir kesinlikle Seyfo olayını biraz itibarsızlaştırma faaliyetleri. Yani nasıl... Yani bir taraftan biz Seyfo'ya sahip çıkarken her taraftan dikkati oraya işte çekmek. Bir grup mi? Bak işte aman sesinizi çıkarmayın. Ben biliyorum devlet tarafından İstanbul'daki bazı meclis üyelerine patriğinize söyleyin Facebook konusunda fazla girmesin, fazla konuşmasın diye uyarı veya güzel bir not diyelim tehdit demeyeyim ben yani. Öyle şey söylendiğini de biliyorum. Yani birinci, ikinci elden bilgiler geldi bu konuda. Evet. Demek ki Türkiye'nin amacı bir kesinlikle bu bizim Seyfo faaliyetlerimi itibarsızlaştırma ve bölme. Bölme nasıl derken biraz Şabon'un dediği gibi. Bak işte insanlar istemiyor. Bir şekilde bir ikilik bu konuda. Yani biz istiyoruz insanlar istemiyor. Bak bunlar karşı kilise yapılmasına. Bu gibi şeylere karşı çıkan insanlar itibarsızlaştırma. Dünyada her türlü Seyfo faaliyeti olurken yarın İstanbul'da güzel bir kilise inşaat açılışı yapsa medyaya yansıtacaklar. Bütün Türk televizyonları dünyaya dağıtacaklar. O şeyi kırmaya hazırlanıyor. Evet. Demek ki amaç budur. Bayağı o kadar büyütülecek bir olay değil. Yani ya o 500 tane kilisemiz bomboş Türkiye'de. Yani şimdi bir kilise inşa edeceğiz. Yani ne yani Türkiye'ni teşekkür mü edeceğiz yani bir de yani 100 yıl sonra bir kilise izni verdi diye bize. Kusura bakmayın ama yani Adnan, o kadar da şey yapmama gerekiyor yani. Sana bir ekleme bir Türkiye'de çok kullanılan bir kelimeyle başlayarak şu işte bu çok güzel değindin bu kilise konusunu biz ortaya çıkarmadık. Tabii. Bunu kendileri... Türk medyası çıkardı. Evet, kendileri... Başbakanı çıkardı. Kendileri çok manidar bir şekilde kendileri çıkardı. Amaç da belliydi. Amaç işte Seyfo konusundaki şişirilen beklentileri patlatmaktı yani. Bu buydu. Ve iki sene önce Erdoğan bunu yaptığında gene aynı amacı vardı. Bugün Davutoğlu İşte buzluktan çıkarıp erittiği bu konuyu önümüze atmasının sebebi gene aynı yani. İzin de yok. İzin de verilmedi. Kim yok. Diyor izin verilmedi? Yok henüz resmileşmemiş. Bu niye çıkardılar peki? Biz mi çıkardık yani bunu? Neye sevinelim yani? Ben onu anlayamadım yani. Başka bir Hristiyan halkı mezarına inşa edeceğiz mi de sevinelim? Verilme izine mi sevinelim? 500 tane kilemiz ahar mahar meyhane yapılırken bilmem cami olurken... 100 yılda bir kilise yani ona mı iyi? Yani kusura bakmayın ama yani evet. Bizimle gırgı geçiyor bazı insanlar almamız gerekiyor yani bence. Evet bir şey eklemek istiyorum yani bu konuda son olarak izleyicilerimiz de bilsin. Latin Katolik cemaatinin temsilcilerini de aradık. Bu konuda programa katılmaları için kendi görüşlerini söylemeleri için. Fakat maalesef kendilerine ulaşamadık.
Ama yaklaşık 2 yıl önce çıkmış bir yazıda bir papazlarının bir açıklaması var. Ondan kısa bir alıntı yapmak istiyorum izin verirseniz. Şöyle diyor, Peder Bruno Gregorio Simonelli, İtalyan Katolik Kilisesi'ne ait olması gereken arsanın bir başka cemaate verilmesinin doğru olmadığını savunan Simonelli, önce tapu gerçek sahibine verilsin, yani on kendilerine verilmeli. Biz arsanın belli şartlar yerine getirilirse Beyoğlu Süreni Kadim Meryem Ana Kilisesi Vakfı'na bir bölümünü verebiliriz. Güzel. Biz, evet, güzel. Aynen öyle diyor. Alıntı yapıyorum, okuyorum. Bizim tasarrufumuz dışında yapılacak bir işlem karşısında sessiz kalmayız diyor Peder Bruno Gregorio Simonelli. Ne güzel değil mi? Çok olumlu da ya, bir... Tabii, tabii. Yani mal bizim diyor, bize verin, biz gerekirse veririz. Doğal hakkı. Yani bizim bizim cebimizden paramızı niye mertlik yapıyorsunuz kardeşim demek istiyor Türkiye'ye. Bizim umudumuz ve Süryani, İstanbul'daki Süryani cemaatimize buradan çağrımız bu konuda duyarlı olmaları. Tabii, tabii. Duyarlı olmaları ve diğer cemaatle kardeşlerimizin haklarına saygılı davranmamız lazım. Böylelikle başka bir programımızın son konusuna geçmek istiyorum. Türkiye'den söz ettik epey. Zaten ondan başladık. Demokratikleşme süreci sözü edilen değişik açılımlar. Bu arada bir de IŞİD, Türkiye'nin IŞİD'le ilişkileri, bağlantıları geçti bu arada. Ondan söz edildi. İsterseniz biraz da o konuda duralım. Adnan Akış, biliyorum siz bu konuda bir sürü yazılar yazdınız. 6 Ekim'de yazdım ilk yazıyı. 6 Ekim'de yazmış olarak. Bu konuyu biraz açar mısınız bize? Yani Türkiye'nin IŞİD'le veya hatta El-Kaide'yle veya diğer El-Nusra cephesiyle ve terörist olarak bilinen değişik örgütlerle ilişkileri, bunlara alttan da olsa, dolaylı yoldan da olsa verdiği destekler konusunda bizi biraz bilgilendirir misiniz? Evet, yani şimdi belli şeyler basına yansıdı. O açıdan şimdi konuşmak daha kolay aslında. En azından ama biz 1,5 yıldır platform Turabedin'i takip edenler biliyor. Yani El-Nusra'nın, El-Kaide'nin, bu İslamcı katillerinin arkasında Türkiye, Katar olduğunu, Suudi Arabistan olduğunu sürekli finansmanı, eğitimini, silahını, geçişlerini yazıyorduk ve bu yüzden biz o anda muhaliflerle olan partilerimize eleştirimizi yaptık. Bu konuda da 2 tane bildiri de yayınladık şey olarak, Betnahir'in aydın aktivistleri olarak. Yani onlar yeni değil bizim açımızdan, yani en azından benim açımdan. Ama yani şey olarak özüne gelirsek, IŞİD dediğimiz şeyin arkasında kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti var, Türkiye var. Yani bugün Türkiye Irak'tan Suriye'ye kadar o bu Sünni çember dediğimiz o alanda belli bir Sünni hakimiyeti yaratmaya çalışıyor. Uzun süreli bir yatırım bu olay. Hatta Irak'ın birçok defa istemesine rağmen Tarık Haşimi de vermiyor. Yani şey olarak, hatta bu politik hareketinin liderlerden biri olduğu iddia ediliyor Tarık Haşimi'nin, bu Sünni hareketinin. Bunda belli amaçlar şey yapıyor. Yani birincisi kesinlikle dediğim gibi o revanşist, İslamofaşist veya Osmanlı dediğimiz şeyi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Kuzey Irak'ın, Halep'in sınırına kadar bir Sünni hakimiyetine yaratmak. Bu şekilde Türkiye hem Kürt Ulusal Hareketi'ni zayıflatmak, parçalatmak, dağıtmak çalışıyor. Dikkat ederseniz IŞİD'in saldırdığı alan halkımızın, Ezidilerin, ki ikimiz de biz ve Ezidiler kesinlikle bir Sünnilikle bir ilgimiz yok. Yani Ezidiler de Müslüman bir halk olarak değiller zaten. Diğer taraftan Kürtlerin Ulusal Hareketi'ni dağıtmaya çalışıyor. Ayrıca de o bölgedeki Türkiye'nin en büyük eskisi olan petrol yataklarını, eğer sahip çıkmasa bile, kendi ülkesi aracılığıyla yaratmaya çalışıyor. Yani bence işi demek Türkiye demektir. Türkiye, ben 6 Ekim'de ilk yazı yazdığımda, son şeyimde hatta Kobani düşer mi düşmez mi, Amerika'ya bağlı dedim, Amerika Almanya'ya bağlı dedim, onlar desteklemesi düşer falan diye.
Şunu görüyoruz ki Amerika bile şu anda kendi Ortadoğu çıkarlarıyla Türkiye çıkarlarının farklı olduğunu, hatta belki karşı gruplarda kaldığını yavaş yavaş idrak ediyor yani şu anda. Türkiye büyük oynuyor, ya büyük kazanır eğer gerçekleştirirse bu olay, yani kafasındaki o Sünni hakimiyeti yaratabilirse ve Kürt özgürlük hareketini, hatta Barzani o tarihlerde eğer Amerika Erbil'e yardım etmeseydi Barzani de kaçacaktı Erbil'den yani. Kesinlikle bunu, yani sanki Barzani IŞİD'le birlikte bu işi yapıyor, ben inanmıyorum ona. Bazı arkadaşlar şey yapıyor, biraz hareketi halkımız içinde biraz anti-Kürtçülükten kaynaklanan anti-Barzanicilik de var yani, öyle çok güçlü olarak. Ama ben bu konularda çok objektif bakmaya çalışıyorum. Yani taraf tutarak değil, hayır. Barzani bile zor durumda kalmıştı. Amerika yardım etmeseydi Barzani bile kaçardı Erbil'den yani. Amaç da oydu zaten. Hem Erbil'i hem de Kobani, Kobani'den sonra Efrin, Efrin'den sonra zaten İgzertu şey gelecekti. Ama Amerika bunu kırmaya, dağıtmaya karar verdi ve bildiğimiz hava savunma şey, bombardıman geldi, eğitme, silahlar almaydı. Peki valla daha önce Amerikan desteğini almıyorlar mıydı? Öyle öyle yok yok, ben kesinlikle de... yok yok. Bu bizim biraz biraz hem Kürt düşmanlığından kaynaklanan, öyle mi dersiniz? Biraz şeyimizden kaynaklanan bir şey. Ben kesinlikle Amerika'nın ne IŞİD'i şey destekleyene inanmıyorum. Yani bunun için arkasında Türkiye. Yani şu anda Türkiye ile Amerika arasındaki fark da bu. Yani kesinlikle Amerika hiçbir zaman destek vermedi. Hiçbir zaman gidip onlarla oturmadı yani şey olarak. Ama Amerika doğrudur. Yani Esad'ın gitmesini istiyordu. İstiyor, hala da istiyor yani. Şimdi Amerika gitse, Esad gitsen gitsin der yani. Ama Türkiye bir aktif bir şekilde onlara IŞİD'e yardım, El-Nusra'ya yardıma, ben o şeye inanmıyorum yani kesinlikle. Bağdadi'nin İsrail istihbaratı tarafından eğitilmiş olma iddiaları çıktı ortaya. Yok, bunların CIA ile ilişkisi sürekli vardır biliyorsunuz. O anlamda diyorum, acaba Amerikan bütün bu gelişmelerde, olumsuz gelişmelerden yani IŞİD'in ortaya çıkması o kadar habersiz olamazdı diyorum yani. Var var. Şimdi bak, şimdi söyleyeyim, Erkan Metin lafı var. Katılıyorum yani, halkımız birçok şeyi araştırmadığı için, öğrenmediği için bilgisizlikten kaynaklanan bir teori yaratıyor, komplo teorisi. Komplo teorisi en kolay. Bir şey anlamadığında komplot kurarsın. Yani işte bu böyledir diye. Kesinlikle ben böyle olduğuna inanmıyorum. Şu anda ben daha önce söyledim. Şu anda büyük bir sorunumuz var. Bir İslam sorunumuz var. Yani niye şu anda dünyada dünyayı başka halklarla, medeniyetlerle paylaşmak istemeyen tek ideoloji İslam'dır. Siyasi İslam dediğimiz. Ve bu yüzden en büyük düşman, bazen söylüyor aslında en büyük düşman İslam'dır falan. Bazen işte politikalar yumuşatmaya çalışıyorlar. Yani ben ona o gözle baktıklarına inanıyorum. Ama şimdi gidip Amerika bunu açıkça, bir ara bu söylemişti zaten, açıkça söylemek istemiyor. Ama İslam'ın şu anda dünya hakim olmak istediğine ve dünya başka halklarla paylaşmak istemediğine şey olarak inanıyorum. Ve düşman da o. Ama bana dersen, hatta diyor işte Amerika istedi, İsrail eğitti. Yok yani, bunlar doğrudur. Yani muhalif, Suriye'deki muhaliflerin bazı kesimlerine, ılımlı dediğimiz, ki ılımlılar hepsi onlara geçiyor. Sonra Amerika şu anda karar verdi, hiçbir şey yapmıyor onlar yani. Parada şey yapmıyor. Bu komplo teorisi. Biraz halkımızın, bilhassa Suriye'den gelen kesimin anti-Amerikancı, anti-İsrail, ki çok güçlüdür bizim Suriye'den gelen halkımız arasında, korkunç bir anti-İsrail, anti-Amerikan şeyi var. Ben daha objektif bakmaya çalışıyorum. Yani öyle bir şeyin olmadığına, Amerika'nın kesinlikle çıkarlarına, bilhassa Irak'taki çıkarlarına, Amerika ve İsrail'in Kürt projesine aykırı bir gelişme bu diyorum. Ve bu nedenle İsrail ve Amerika'nın Kürdistan projesinin gerçekleştirmeye çalıştıklarını, PKK, PYD, Barzani'ye eğitim, silah vermeye çalıştıklarını ve Türkiye'nin bu planını görüp, bu yani Türkiye'nin IŞİD'le yapmaya çalışıp burayı bozmaya karar verdiklerine inanıyorum ben yani. Peki, o yüzden bize farkımız var. Bu konuda biraz farklı bakıyoruz. Güzeldir, farklı gayet, bakalım. Gayet yani. Tabii olabilir de. Dikran arkadaşa dönmedi. Size bir sorum daha olacak bu konuda. Peki bu Amerika'nın Kürdistan projesini gerçekleştirmesini istemesi, bu yüzden işe müdahale etmesi falan teorileri
Türkiye ile olan ilişkileri ne derece örtüşüyor? Orada bir çelişki ortaya çıkmıyor mu? Var tabii, yani şu anda korkunç. Yani Erdoğan niye kızıyor bu kadar? Erdoğan bütün konuşmaları kime? Erdoğan bütün konuşmalara dikkat edersen Amerika ve İsrail'e çatıyor yani. Amerika da çok laf söylüyor. Çünkü biliyor ki o şeyini bozmaya çalışıyor. Çünkü Amerika şuna inanmamız gerekiyor. Amerika'nın Irak'taki projesi, Irak'ın toprak bütünlüğü kalsın. Üç devlette, üç bölgeye ayrılsın Irak. Hiçbir sorun değil. Zaten de facto Irak bölünmüş şu anda. Yani bir Sünni bölge diyelim, Kürdistan bölgesi var. Bir de Şiilerin olduğu bir bölge var yaşa olarak. Yani o yüzden buna Amerika'nın bir itirazı yok zaten. Olmadığını da görüyoruz. Barzani'yi devlet başkanı olarak Obama veya daha önceki şeyler karşıladı yani o anlamda. Ve Amerika'nın yavaş yavaş, yani Türkiye'nin bu planı olduğunu, hatta Suriye konusunda da, yani belki biraz aykırı bir şey söylüyorum, yani PKK'nın ve PYD'nin bu kanton bölge bilmem ne şeylerine riyer olduğunu, gerçekçi bir alternatif olabileceğine de bakmaya, hiç, yani görmeye başladı yani. Çünkü şu anda Suriye'de de bir durum çok kötü. Yani Esad tek başına kalması zor. Muhalifler Sünni bir diktatörlük olsun ki Türkiye bunu istiyor yani. O da bir çözüm değil. Kürtleri ne yapacaksın? Yani yavaş yavaş Türkiye'nin, pardon Amerika'nın bu Suriye'de bölgede, Irak'taki bölgeler ayrılması tezine inandığına ben inanıyorum. Yani bu yardımı yapmasının nedeni de o yani. Başka çözüm yok çünkü. Demek ki halklar belli bir kantonlar içinde veya özel otonomi bölgesi, bizim için bir Ninve diyorum proje, bir kanton olarak düşünebiliriz bunu, bu otonomi bölge olarak için. Niye olmasın? Bizim için de ideal bir şey. Yani bence Batı'nın yavaş yavaş bu konuya ciddi gözle baktığını ve Türkiye'nin planlarının yanlış olduğunu, tehlikeli olduğunu idrak ettiğine inanıyorum. Ve bizim de yani Süryani Asuri halkı olarak bizim tarihsel bir son fırsatımız olduğuna inanıyorum ve bu gözden biraz olaylara bakıp, yok anti-Barzanicilik, yok anti-Şümmü değil, halkımızın menfaati neyse onu yapmamız gerektiğini, el ele vermemiz gerektiğine inanıyorum. Ve bizim de en azından bir, bence otonomi, bir federasyon bir şeye sahip ve en azından iddia etmemiz gerekiyor yani. Sayın seyircilerimize tekrar hatırlatmak istiyorum. Programımıza katılıp bir soru sormak isteyen veya bir yorum yapmak isteyen seyircilerimizin 0046 87 10 16 90 numaradan bizi arayabilirler. Dikran, size bu konuda da bazı sorularım olacak. Şimdi ortaya çıkan senaryo, Orta Doğu'da gördüğümüz gelişmeler, olumsuz gelişmeler tabii bizim açımızdan, bütün azınlıklar açısından aslında. Yezidiler olsun, Süryaniler olsun, Kürtler olsun, hatta Kobani durumunu düşündüğümüz zaman. Şimdiki senaryonun itibarıyla daha önce 2-3 yıl önce sözü edilen yeni dünya düzeni projesi, coğrafik açıdan Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesi veya Büyük Orta Doğu projesini hatırladığımız zaman bugünkü senaryo o projeyle, o düşüncelerle ne kadar o örtüşüyor? Bir. İkincisi, IŞİD olarak Türkiye'den bu kadar destek almış ki bir sürü deliller var, bunu kanıtlar var bir sürü. Adnan arkadaş da bazı şeyler söyledi. IŞİD gelecekte Türkiye'nin tam bunun yapmakta olduğunun tam tersine Türkiye için bir tehlike oluşturabilir mi? Neden bunu soruyorum? Çünkü Al-Kaide'yi hatırlayalım. Mesela Osama Bin Laden'i eğiten, büyüten, öğreten Amerika'dır. Bunu bütün dünya biliyor. Onlar da itiraf etmiştir nitekim. Ama ne oldu? En büyük darbeyi de onlardan yediler sonunda. Bu açı, bu konuyu düşündüğümüz zaman... Hemen orada ben sana katılmıyorum Bin Laden konusunda. Amerika'nın Bin Laden'i eğitip ona onu yani böyle hazırlayıp ondan sonra ortaya sürdüğünü tahmin etmiyorum. Daha çok şöyledir. Yani ortak faydalar var. Rusya veya Sovyetler Birliği Afganistan'a girdiği zaman o zaman tabii ki Batı'nın ve Amerika'nın müttefiki Afganistan'da
savaşan Talibanlar. Mücahitlerdi. Mücahitler. Daha sonra bunlar Taliban'a dönüştü. Ha, doğru. Bu Amerika'nın özellikle oraya gidip bunları 15-20 sene sonra El-Kaide'ye dönüşmesi için hazırladığını ben yani bu komplodur. Ya tabii değil. Yok yok. Tabii. Yani baştan o böyle olacağını kestiremez. Evet. Doğru. Çünkü bütün bu hareketler eğer Amerika ve İsrail veya Batı devletlerinin parmağının olduğu komplosu varsayımı atılan bütün bu hareketler aslında bence kendi enerjilerini kendilerinden alan şöyle bir şey olabilir. Şimdi geçen yaz IŞİD'in Irak'ta buldozer gibi önüne gelen her yeri düzelttiğini ve insanları yerlerinden ettiğini gördük. Ama IŞİD ne zaman yaklaştı, Erbil'e yaklaştı, Amerika dur dedi. Çünkü kendi menfaatlerini korumak istedi. Bugün Erbil'e bir heyet gitse orada bütün Amerikan petrol şirketlerinin yatırımlarının olduğunu görecek. Erbil'de var ama Irak'ın başka yerlerinde yok. Çünkü onlar da Kürt bölgesine yatırım yaptılar ve orada IŞİD'e dur dediler. Bu zaten bombalanmış olan Amerikan uçaklarının bombalanmış olduğu yerleri göz önüne getirildiği zaman bütün buralarda ya Amerikan şirketleri var ya da askerleri mevcut oralarda. Hani burada menfaatler var. Onun için genel olarak bu Orta Doğu'nun komplo kültürü her zaman önümüze çıkıyor. Bu komplo kültürü ve komplolar ne zaman ortaya çıkıyor? Orta Doğu'daki insanlar, Orta Doğu halkları ve Orta Doğu devletleri çözüm üreten ve insanlığı, halkları, halkların yaşamlarını düzeltecek ve iyileştirecek çalışmalar yapmaktan aciz olan toplumlardır ve hükümetlerdir. Hükümeti elinde bulunduran daima bir küçük bir gruptur. Bu da her zaman iktidarı ben tutayım da ne olursa olsun bütün muhalefeti yani tamamen yok etmeye yönelik uygulamalar yapan böyle bir topluluktan yani çare üretemeyen insanlardan ne çıkar o zaman? Komplo teorileri çıkar. Peki, işi, buyurun. Yani şimdi aslında doğru bir büyük ortada projesi vardı yani şey olarak. Çünkü Amerikalılar Orta Doğu'da ılımlı İslam çerçevesi içerisinde belli bir diktatörleri yıkma, dağıtma, işte Saddam, işte Kaddafi bilmem ne belli şeyleri yaptıkları doğrudur. Hatta Mısır'da bile mübareki bile harcadılar diyelim yani o anlamda. Müslüman kardeşler de iktidara gelsin anlamında. Fakat Mısır'daki projenin tehlike olduğunu, büyük bir tehlike yaratacağını Amerikan ve hem dünya barışı ve Amerikan çıkarları açısından hatta oradaki Kopti dinsel inanç özgürlüğü şimdi Amerika'ya birçok şey eleştirebiliriz ama Amerika'da her şeye rağmen belli bir insan haklarına bir saygı var, belli bir basın özgürlüğü var, bir inanç özgürlüğü var. Bunu inkar edemeyiz. Yani Amerikan imperyalizmi deyip her şeyi şey yapabiliriz, Amerika'ya çatabiliriz, ben de çatabilirim ama belli bir insan değerlerine sahip çıktıklarını inkar edemeyiz yani o anlamda. Ha Amerika soğuk savaş döneminde komünizmine karşı mücadele belli hatalar yapmıştır. İnsan haklarına saygılı olmamıştır belli durumlarda. Şili'de örneğinde falan. Fakat o olayları o soğuk savaş komünizm mücadelesi çerçevesinde değerlendirmemiz gerekiyor. Büyük Ortada projesinde evet ılımlı İslam iktidara getirmek. Mısır'da getirdiler. Mübarek'de harcadılar. Fakat Müslüman kardeşlerinin tehlikeli olduğunu gördükleri anda müdahale ettiler. Bu müdahalenin şeyi olarak da zaten Amerika'nın Türkiye çıkarları o anlamda da patlamaya çalıştı. Evet. Erdoğan hala büyükelçileri yok mesela Mısır'da. O kadar anti şeyinde. Şimdi Türkiye aslında dürüst değil aynı zamanda. Şimdi Türkiye siyasetine baktığımızda Irak ve Suriye'yi göz önünde bulunduralım. Şimdi Türkiye Irak'ta ne istiyor?
Türkiye Irak'ta Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyor mu yani şey olarak millet toprak millet bütünlüğü? Hayır. Kürdistan'ı sayıyor devlet olarak. Barzani devlet başkanı olarak karşılanıyor. Ankara öyle gidiyor. Hatta Barzani ile birlikte petrol anlaşması bile yaptılar. Yani Bağdat'la ayrı olarak sen bize petrol ver biz yükleri satarız hatta. Demek ki Türkiye'nin parçalamasına bir itirazı yok. Niye yok? Çünkü Irak'ta Sünni çoğunluk yok. Irak'ın parçalanmasını istiyor ki oradaki bir Sünni kimliği ortaya çıksın. Bir bölge Sünni olacak. Türkiye çıkar olacak. O Sünni bölge kime bağımlı olacak? Elbette Türkiye bağımlı olacak. Türkiye tek kaynak o yani. O yüzden Türkiye'nin parçalanmasına bir itirazı yok aslında Türkiye'nin. Ama Suriye'de tam tersi. Yani Kürtler niye Suriye muhaliflerine dahil olmadılar? Yani şu olarak baktığımızda bakma orada 3-4 tane Kürt var. Orada Barzanici'den geçinen böyle Abdülbasit Said'a bilmem ne ki bizim adocular çok yakın. Onlarla Ablahat Seyf onlar belli şeyleri konuşmuyorlar ama niye peki Kürtler şeye katılmadılar Suriye muhalifler? Çünkü Suriye'de toprak bütünlüğünü savunuyor. Hem Suk hem Türkiye. Niye? Çünkü Sünni çoğunluk var. Yani yarın bir seçim olsa Suriye'de Sünniler iktidara gelecek. Ama Irak'ta Sünniler hiçbir zaman iktidara gelemeyecekler. O yüzden kendi çıkarından bakıyor Türkiye ve Kürtlere kesinlikle bir hak verilmesini istemiyor. Olay bu kadar basit aslında. Yani bakarsak tarafsız olalım. Yani anti Amerikancı, anti İsrail, anti Kürt'ten diye reel olarak politika baktığımızda her şey çok açık aslında. Yeter ki bir objektif bakalım. Takım tutar gibi bakmayalım. Yani o zaman bir şey daha kolay anlaşılıyor aslında. Evet. Yavaş yavaş süremiz doluyor. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Size son bir sorum olacak bu konuda. Irak, Suriye, Türkiye üçgeni bağlamında bizim halkımızın durumu nedir bugün? Geleceğimiz nasıl? İyimser mi, kötümser mi? İyi olalım. Bu konudaki son görüşlerinizi almak isterim. Buyurun. Hanginiz başlamak isterse? Başlayayım. Benim şimdi başım... sen daha önceki soruya girdiğinde Türkiye'nin IŞİD içindeki parmağını ve rolünü sormuştun. Evet. İşte IŞİD'in ortaya çıkması bir sürü komplo teorileri ortaya atlıyor. İşte Amerika'dır, İsrail'dir falan filandır. Bunlar benim için içi boş şeyler. Kesinlikle hiç inanmıyorum. Buna çaresizlik ve cevap bulamayan Orta Doğu kültürünün komplo kültürü yani ortaya atılan bu komplolardır. Şimdi IŞİD bir hastalıktır aslında. Hastalığın belirtisidir aslında. Yani çoğu zaman IŞİD'den kanser tümörü diye bahsedilir. Ama bu kanser tümörünün, bu kanser tümörünü üreten, buna sebep olan hastalığın özü nedir? Kimse Batı ülkeleri korkudan konuşmuyorlar bunu. Bu senin sorduğun son soruyla da bağlantılı. Bağlayacağım ona. Ve İslam dünyası hem iki yönden bu konudan bir İslam'ın özüyle ve dinin çelişen bazı mesajlarıyla yüzleşmek istemiyor yani. Bir de Orta Doğu'daki diktatör ve rejimi kimseyle paylaşmamak kültürü olduğu için bu da benim olsun ya benim olsun. Ya da işte yansın, ateşe dönsün Bashar Esad'ın yaptığı gibi. Çünkü Suriye'de olaylar başladığı zaman Bashar bunu söyledi yani. Bana bir şey olursa ben Orta Doğu'nun hepsini yakarım. Ve yakılıyor şimdi, yanıyor yani. Yakarım değil de yanar dedi. Bence yakarım çünkü o kadar gücü yok. Bütün orta yakacak gücü yok da yani yanar ama, dedi yani. Yakmaya çok büyük, yakmada çok büyük bir payı var. Hapisten hemen 3 tane El-Kaide'ci, İslamcıyı serbest bıraktı. Hapishanelerin kapılarını açtı. Yani belki tam şimdiki tabloyu tahmin etmiyordu. Olabilir yani. Çünkü bir hareketi bazı insanları serbest bıraktığın zaman bunların kontrolünü artık elinde tutamazsın yani. IŞİD işte böyle bir harekettir. Kendi kendinden ve İslam'dan aldığı güç ve enerjiyle kendi hayatını, kendi yolunu buldu yani sonunda. Bizim öz sorumuza geçelim. Şimdi o soruya bağlamak istiyorum. Buyur. Böyle bir Orta Doğu'da
yani kendisi gibi düşünmeyen Müslümanı bile öldüren bir Orta Doğu'da, Şii'yi öldüren bir Orta Doğu'da, ümmeti Muhammed denen denmeyen bütün herkesi kesen bir Orta Doğu'da ne Hristiyan'ın ne başka Yezidilerin, yani başka bir insanların, toplumların yaşama şansı yoktur. Ben belki karamsarım ama Orta Doğu'da Hristiyan nüfusunun artık yani yok olmaya mahkum olduğunu düşünüyorum yani. Sen ne diyorsun? Ya, ellerimizi kaldırıp teslim mi olalım? Siz de o kadar karamsar değilim. Doğru değil. Yani biz şu anda kendimizi koruyacak imkanlara sahip değiliz maalesef. Yani ne politik partilerimiz ne imkan yarattılar. Yani her zaman söylüyorum. PYD Suriye'de 2003'te kuruldu. Mütekessö 1957'de mi? Yani 57'de. Kuruldu. Kaç yıl oldu? Onlar ne duruma geldi? Biz ne duruma geldik? Nüfusumuz oradaki Kürtlerden daha fazlaydı. İdi. Tabii. Yani. Demek ki bizim yani düşünce yöntemimiz, çalışma yöntemimiz yanlış ki başaramadık belli şeyleri kabul etmek gerekiyor. O yüzden biz kendimizi koruyacak imkanlara sahip değiliz ama kendimizi her şeye rağmen yaşatabilme olanaklarımız var bence yani. Bizim bir dilemamız var. Dilemamız bence biraz Ezidilerin dileması da var şu anda. Fakat Ezidilerin şu anda en son o Sincar'daki saldırılarından dolayı kesinlikle Ezidiler şuna karar verdiler. Biz artık Sünnilerle birlikte yaşayamayız. Halk olarak dedi. O kanata vardılar ve karar verdiler. Ezidilerin de şu anda iki yol var aslında. Yani politik olarak. Bir, Kürtlerle birlikte yaşama. Yani biz Kürdüz değil, bazıları da biz Kürt değiliz, aslında Asurileriz, Asurilerle birlikte yaşamayız. O öyle bir tartışma var içlerinde. Doğru. Biz halk olarak da bunun tartışmamızı gerekiyor. Yani biz peki geleceğimiz Türkler mi olacak, Araplarla mı, Kürtlerle mi olacak? Yani şu anda bizim gidip kendi, burası bizim vatanımızı koruyacağız diyebiliriz tabii de ama bunu gerçekleştirme imkanımız yok. Silahlı olarak da yok, şey de yok. Yani bu yüzden biz hangi haklarla, ne şekilde yaşayabileceğimize karar vermemiz gerekiyor bence. Bu bir korkudan ileri gelmiyor mu? Yani tarih deneyimlerini... Hayır, tembellikten bence korku den ziyade bir şey yapmamaktan geliyor. Yani bence korku değil. Neyin korkusu? Yani, ben tarihi deneyimlerden doğan bir korkudan söz ediyorum. Hayır, anlıyorum. Yani şimdi biz, inanın bana, eğer biz Midyat'ta Seyfo'yu konuştuk biraz önce değil mi? Yani... Tur Abdin'de, Midyat'ta, Eyvardo'da direniş olmasaydı Midyat'ta da kimse kalmayacaktı. Hepsi öldürülecekti. Hı. Belli bir direniş oldu ki kalabildik yani bence. Yani onu diyorum, bir şey yapmayalım falan diye yani. O yüzden ben şeye inanmıyorum. Yani sonra biz bir şey yapmadık ama gene öldürüyorlar bizi. Her yerde işte Tur Abdin'de bak bilmem ne, Tur Abdin'de ne yaptık? İşte kaçırdılar bizi korkudan. Demek ki hazırlanma gerekiyor belli şeylere. İmkanlar var. Ben şimdi Amerika'nın hatta Takasto'ya hatta Davrona'ya söylerler. Adam bulun, 5000 adam biz eğitim, para, silah veririz. Yani o imkanlar var ama adam bulamıyoruz yani. Bu işe sahip çıkacak insanlarımız yok. Benim açımdan kesinlikle bizim belli şeyleri her şeye rağmen talep etmemiz gerekiyor. Yani biz halk olarak tarihi ana vatanımızda yaşamak istiyorsak, hayır yaşamak istiyorsa kolay. Çık gel. Çıkan çıkar. Kurtulur. Biter. Senin dediğin gibi cevabından olumsuz olursun. Çıkar. Zaten çıkan çıkıyor. Çıkıyor zaten. Ama bir kişiye bile kalsa ve rüya bile olsa buna bence sahip olmamız gerekiyor. Yani bu yüzden ben her zaman söylüyorum. Yani eğer benim Tur Abdin otonom bölgesi olsun Türkiye sınırları için hiç sorun değil. Türkiye kabul etsin. Tamam, benim için sorun değil ki. Benim Türklerle sorunum yok ki. Tur Abdin otonom bölgesi olsun. İzle ne bileyim yani bölgesinde otonom bölgesi olsun. Hiçbir itirazım yok ki benim Türkiye Cumhuriyeti'ne ne iyi olsun. Ve Irak Ninve'yi kabul etsin otonom bölgesi. Benim sorunum aynı yok ki. Şey. Gizerte olsun, Araplar olsun. Bana nesi ya kardeşim yani. O yüzden belli şeylerden kurtulmamız gerekiyor. Belli bir politik hedef koymamız gerekiyor kendimize. Bu imkanlarımız bence var. Yani hem... Ama sizin konuşmanızdan anladığım kadarıyla siz diyorsunuz yani zayıf durumda, bu kadar zayıf durumda olmamızın yegane veya esas perspektif nedeni olmaması. Bizde yine yani. Tabii bizde yani sorun yine bizde. Biziz. Ha, bizden kaynaklanıyor. Bizim tabii yani. Örgütsüzlüğümüzden kaynaklanıyor. Örgütlüğümüzden bir de fedakarlık yok. Yani belli bir fedakarlık yok. Ben geçenlerde bir Iraklı bir platform Turabdin'de çıktı röportajı. O da bana sordu. İşte halkımız niye diyor kiliseye yardım ediyor, partilere yardım etmiyor. Ya dedim halkımız aptal değil ki kardeşim dedim. Kilise gereken vazifeni yapıyor. Doğuyorsun, vaftiz yapıyor. Evleniyorsun, nikahını kırıyor. Ölüyorsun, cenazeni kuruyor. Pazar günü diyorsun,
namaz işte ilahi milahi bilmem ne şey her türlü vazifesini yapıyor kilisesine. Partiler ne yapıyor halka? Millet aptal değil ki para. Yani o yüzden diyorum halkımız yani program çıksa inanın halkımız hazır. Maddi manevi destek verecek. Halkımız aptal değil. Ama bir şey görmek istiyor yani. Evet. Bununla konuşmamızı, programımızı noktalıyoruz. Buraya gelip görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için ikinize de teşekkür ederim. Sayın izleyiciler bir dahaki programda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. İyi akşamlar. Evet.